İkinci kitap. Bir, gülden güzel kokan Arnavutköy çileği ve asma yaprağına sarılı barbunya ızgarasıyla gelir. Haydarpaşa garının büfesinde bahar. Buna rağmen Hasan Şevket rakıyı bir tek dilim beyaz peynirle içiyordu. Ve saat 18:38 geçiyordu. Satrançlı ölçüde elleri titriyordu Hasan Şevket'in, gözleri kadehinde. Aklında Anatole France'dan bir kitap ismi, Le Crime de Sylvester Bonnard, düşündü. Çevirmeli Türkçe'ye, düşündü. Çevrilmiş mi acaba, ne zaman, bilmiyor. Tanınmış ediplerimizden oldu olalı, Türkçe'de kendi yazılarından başkasını okumadığından, Le Crime de Sylvester Bonnard, Sylvester Bonnard'ın suçu, isim güzel. Suçu neydi fakat? Kimdi Sylvester Bonnard? Galiba o kitapta baş parmak boyunda bir adam var. Hatta baş parmaktan da küçük. Sylvester Bonnard'la konuşur. Galiba mum ışığında. Ve galiba el yazması Latince bir kitabın kırmızı meşin cildi üstüne çıkıp belki de başka bir romanda bu macera. Hasan Şevket düşünüyor gözleri kadehinde. Baş parmak boyundaki adam, vicdanımız yani, bizimle mum ışığında konuşan yahut da kadehimizle bir başımıza kaldığımız zaman, işte benim de baş parmak boyundaki adamım, tıpkı benim gibi kumral ve bodur, tırmanıp oturdu kadehimin kenarını, ayaklarını sallıyor. Benim ellerim titremese bu kadar, çatalın ucuyla itiversem onu, düşüp kadehe boğulabilir içinde rakının. Dişleri olağanüstü çürük, sesi olağanüstü kalın ve annesini ölmüş gören uykudaki bir çocuk gibi içini çekerek Hasan Şevket diyor. Hasan Şevket, sen mahvolmuş bir insansın. Nasıl bu hale düştün? Seni kimler bu hale soktu? Ne zamandan beri bu haldesin? Halbuki nasıl yol aldı bazıları? Şimdi onlar eski bir hatıra gibi sıkıyorlar elini senin. Namussuz bir merhametle bakıyorlar yüzüne. Elbet onlar çoktan unuttular Hasan Şevket. Yanmış zeytinyağıyla sidik kokusunu. Beyaz Rus ve Ermeni pansiyonlarının şimdi nasıl küstah ve muzaffer dokunuyorlar kadınlara. Onlar çoktan unuttular kahredici hicabını, yamalı donlarının. Bütün nimetleriyle dünya onların artık. Artık edebi tefrika yazmaya mecbur değiller. Lise talebeleriyle genç subaylar için 2 liraya tefrikası 50 yaşında. Ama neden Hasan Şevket? Ama niçin? Senden akıllı mıydılar? Hayır. Bilgili mi? Hayır. Senden daha az mı müzevir? Daha az mı yalancı? Daha az mı kendini beğenmiştiler? Hayır, daha çok. Ressam Mahmut bile 5000 lira aldı bir portreye. Senden daha tembel, daha sarkoş. Kıskanıyor musun? Belki. İtiraf et. Evet, hepsinin gebermesini isteyecek kadar. Bir günde, apansızın, bir grip salgınıyla mesela. Halbuki sen onlardan önce öleceksin. Böbreğinin bir teki çoktan çürüdü. Bahar geldi Hasan Şevket, dallara su yürüdü. Kuş bile yuva yaptı. Kuş kadar olamadın. Kalabalıktı peron. Tam 19'da Anadolu sürat katarı kalkacak. Hasan Şevket kadehinin üzerinden baktı perona. Nuri Cemil'i gördü. Camekanı tekerlekli seyyar bir kitapçının önünde durmuş bir şeyler okuyor. Bak dedi Hasan Şevket baş parmak boyundaki adamına. Nuri Cemil'e bak. Yazlık ev tutmuş Suadiye'de. Kazancı 500'den aşağı değil. Belki Alman sefaretinden de alıyor. Hay yaşayasın Nuri Cemil. Hay yaşayasın. Sen de çoktan unutmuşsundur. Bir sefil, bir umutsuz ve perişan gece yarısı tepemizde çok yukarıdaki yıldızlara karıştırıp yalnızlığımızı Galatasaray'a dönünce orada İş Bankası'nın eşiğinde sızdığımızı. Ben rakıdan, sen kokainden. Sen kahrolası, sen topal. Nuri Cemil topaldı.
Nuri Cemil, Hasan Şevket'in baş parmak boyundaki bir adamla sohbetinden habersiz, vahim bir ciddiyetle cigarasını yaktı. Kitabı kitapçıya bıraktı. Yataklı Vagan'a binmekte olan Tahsin'e baktı. Birdenbire pislik görmüş gibi buruşturdu yüzünü, bilhassa nümayişle. Tahsin, mebus ve doktor, simsiyah bıyıkları hala etli kiraz dudaklarına düşen ve ela gözlerinin en renklisini taşıyan uzun boylu göbekli bir adam. Nuri Cemil'in nümayişinden habersiz Yataklı Vagon'a girdi. Hasan Şevket kadehini aldı, evirdi, çevirdi, yaklaştırdı gözlerine. Gerçekten de kendini bir dinleyen varmış gibi kenarında kadehin konuştu. Farkında mısın baş parmak boyundaki adamım? Nuri Cemil çatlayacak. Tahsin'i kıskanıyor. Mendebur topal. Gözü mebuslukta. Vekillikte belki. Hem de ne yollardan bu işi kuruyor biliyorum. Fıkralarını okuduğumdan değil. Onları okumaktan münezzehim çok şükür. Mesela cigara içişinden. Her Alman zaferinde kalbi bir Prusya piyade alayının davulu gibi vuruyor. Hitler'de benim affedemediğim şey satabilmek imkanını verip Nuri Cemil gibilere müthiş arzular yüklemesidir yüreklerine onların. Müthiş. Taşıyamayacakları kadar. Zaten bundan dolayı belli ediyorlar böyle aptal, hayasızca. Hayasızın öz Türkçesi Çağatayca'dan uydururlar yine. Bizim Türkçemizle utanmaz sıkılmaz desek hayır. Hayasız da çok daha çıplak, daha yüzsüz bir şeyler var. Ne yazık, dimdik yumuşak ve avuçlarımı hayasızca dolduran bir çift kadın memesi okşayamadım. Hepsi pörsük ve ölüydüler. Baş parmak boyundaki adamım, açık konuşalım seninle. Satılabilir misin? Hayır. Ayda 500 verseler, imkanı yok. 700, tehlikesiz kırmadan haysiyetini, küçük alimane fıkralar, tarafsız makaleler için. Evet, mümkün. Hayır, bu ajanlıktır. Neden böyle korkunç kelimelerle düşünürsün? Ama hakkın var. Para müstekreh şeydir. Mülkiyet hırsızlıktır demiş Proudhon. Sen bir küçük burjuva anarşistisin dedi bana. Bizim komünist şuaradan biri. Neden? Hiç de anarşist değilim. Para? Para müstekreh şeydir. Ya iktidar mevkii, mevkii iktidar, kumanda etmek, buyurmak imkanı, hem de başka çare yoksa, hem belli artık Almanlar kazanacaklar, hem zaten benim bazı insanlarla görülecek bir hesabım var sanıyorum. Bazı insanlarla mı? Hepsiyle topyekün. Mesele kalmadı demek, acele etme. Kanaatın değişmez mi? Baş parmak boyundaki adam değişebilir. Hasan Şevket, sen bu politikadan anlamazsın. Anlamak o kadar güç mü? Bir rezil yazıcıyken Nuri Cemil şimdi, doğru, o kadar güç değil. Yalnız böylelikle Hasan Şevket yavaş yavaş farkına varmadan kandırırken baş parmak boyundaki adamını, baş parmak boyundaki adam dikildi birdenbire kenarında kadehin, bağırdı avazı çıktığı kadar. Sen Nuri Cemil'den de betersin deyyus, fasiki mahrum. Hasan Şevket kıpkırmızı oldu. Kadehten içti bir yudum, sarsıldı kadeh. Baş parmak boyundaki adam düştü kadehe. Ve dişleri olağanüstü çürük, sesi olağanüstü kalın boğulduğu içinde rakının. Hasan Şevket'in canı yandı. Basılmış gibi nasırına ve bir damla yaş aktı sol yanağından. Kalabalıktı peron. Nuri Cemil banliyö treninde birinci mevkiye girdi. Kırmızı kadife vagon bomboştu. Bu vagonlardan 2-3 tane vardır. Hepsi ihtiyardır. Eski zamanlardan kalma. Şükür ki memleketimde artık çabuk eskiyor zamanlar. Yenileri maraken taklidi, muşamba. Memnundu Nuri Cemil kadife vagona rastladığından. Babasız, fakir, hastalıklı geçti Nuri Cemil'in çocukluğu. Kendinde olmayan her şeyi kıskanarak ve ancak çocukların duyabildikleri yanık acısı gibi maddi bir imrenme içinde fakir doğmuş değil,
fakir düşmüş çocukların. Belki biraz da bundan da sonraki yıllarından dolayı bütün ömrünce nefreti fakir olandan ve saygısı zengin olana. Karanlık bir saygı fakat, korkak, gizli, belli edeceğinden kuşkulu ve bazen şahsen şahsına karşı yapılmış bir hakareti geri çevirmek istiyormuş gibi öfkeyle dolu. Yağmurlu bir bayram sabahıdır. En müthiş çocukluk hatırası Nuri Cemil'in kapalı çarşıdan aldıkları elbisenin boyası akmıştı. Ve Göztepe'deki büyük konağın torunu, 8 yaşında tombul bir çocuk, kabzası altın işlemeli minicik kılıcıyla ve yaver üniformasıyla merdivenlerden inip ağlatmıştı onu. Şimdi biraz da bu yüzden memnundu Nuri Cemil kadife vagona rastlayışından. Çünkü böyle akşam aydınlığında artık bu havu dökülmüş yumuşak kızıltının gömüldükçe içine kederli bir zaferle koklayıp eski kadifelerin terini, daracık omuzlarında duyar bir hünkâr yaverinin som sırma püskürlü apoletlerini. Kadife vagona kavuşmak için 15 yıl boğuştu Nuri Cemil. Tıpkı kendine benzeyen insanlarla çevrili olarak. Kediye, kirpiye, tavus kuşuna ve bozkırda başları önde dolaşan bir çakal sürüsüne benzeyen insanların içinde. Onlarda düşmanlık ikiyüzlüydü. Dostluk hazırdı ihanete. Hepsi Nuri Cemil gibi yalnız kendini haklı görüyordu. Yalnız kendini cesur, yalnız kendini bahtsız. Ve tıpkı onun gibi hepsi teker teker dehalarının inkar olunduğuna emindiler. Göze gözükmeyen lanetli kuvvetlerle dolu bir dünyada ve hepsi Nuri Cemil gibi kafalarının gücünü satarak geçiniyor ve birbirlerinin yüreğini, etini, haysiyetini yiyordular. İnsanın kendine benzeyen insanlarla boğuşması zor şeydir. Bir öğle sıcağında bir bataklık manzarası gibi hazin, belki bu hüznü duydu Nuri Cemil, duymadı belki. Fakat boğuştu 15 yıl arkadaşsız, yorgun, sarhoş ve uykusuz. Kerhaneye gidecek parası bile yoktu bazen. Bazen konuşurdu kendi kendine, bilhassa eski şarkıları dinlerken. Eski şarkıları dinlerken çocuklaşırdı, çocukluğunda olmadığı kadar. Bir hayli kitap yazdık, 1500 satıldı bazıları. Bunları okuyanın yarısı kadındı hiç olmazsa. Bu kadınların yarısı gençtir. Bu gençlerin yarısı güzel. Ve bu güzellerin içinde elbette bir tane vardır ki beni sevebilir. O nerede? Büyük sarhoşluklarında Nuri Cemil tramvayda kadınlara sataşırdı bağıra bağıra. Bilhassa erkekli kadınlara. Yahut kederden boğularak bir başka dünya düşünürdü. Hüzünlü sarhoş dünyasında onun insanların üstünde kendisi vardı, yapayalnız. İnsanlara hakim, insanlardan uzak, kibirli, zulmedici, kötümser. Ve o dünyada da tıpkı bugünkü insanlar ölürler, kendisi ölmez. Bir sızılmayan sarhoşluk ki yoktur sonu. Yaşar yıldızlarla beraber duymadan büyük karanlığın korkusunu. Hiçbir kitabı sonuna kadar okumadı Nuri Cemil ve hiçbir kitap için okumadım demedi. Ferdiyetçi, liberal, demokrattı Nuri Cemil 935'e kadar. Ferdin mutlak hürriyetindeydi ümit fırlayabilmek için yukarı. 935'e kadar hükümete muhalifti Nuri Cemil, demokrat değil diye. 935'te bir bahar ikindisiydi. Nuri Cemil bir derginin yazı odasında, polis müdürlüğü şantaj entelijans servisle ilgili bir derginin ve Nuri Cemil bunu hayal meyal seziyordu, 935'te bir bahar ikindisiydi. Nuri Cemil odanın çatlak camına baktı, parlıyordu cam ve camın üstünde tıraşı uzun, aç bir adam, yüzünde bir kırbaç yeri gibi camın çatlağı, bu kendisiydi. 935'te bir bahar ikindisiydi. Turancı gençler odayı bastılar. Nuri Cemil dayak yiyecekti az daha aşırı demokrat diye.
Halbuki yemek yemek istiyordu çatlak camın üstündeki. Öyle acıkmıştı ki karnı. Bir yerlere erişmek için boğuşmak 15 yıl. Sonra yıkılmak böyle güneşli bir bahar ikindisinde. Nuri Cemil yeni bir hamle için kuvveti buldu kendisinde. Bu onun tarifidir. Eski bir şapka gibi bıraktı demokratlığı. Bu tarif de onun. Ve Rıfat Bey ile oğullarının emrine girdi. Onlar gazete patronlarıydı. En çok satıyordular. 24 saatte bir ilim şöhreti yaratıyordular. Ve gaz ve değirmen işleri, kurup fabrikası ve en çok veren büyük elçiliklerle ilgiliydiler. Bunu biliyordu Nuri Cemil. Fakat bu tarifi onun değil. Şimdi Nuri Cemil bir gece eşiğinde sızdığı İş Bankası'nda hesabı carisi var. Şimdi evlidir. Daha az sarhoş, daha çok meşhur. Şimdi bizde en alim düşmanıdır demokrasinin. Ve birinci şube taharrilerinden Üsküdarlı Mümtaz'la beraber Marksizme her Allah'ın günü 30 yıl ceza giydirecekler. Ve muhaliftir hükümete, totaliter cepheye girmediğinden. Kalabalıktı peron. Nuri Cemil baktı kadife vagonun penceresinden. Bir nefer duruyordu altında pencerenin, Ahmet Onbaşı. Bir fıkra mevzu geldi Nuri Cemil'in aklına. Harp meydanı bir demirci ocağıdır. Milletler çelikleşmek için geçmeli oradan diye yazacaktı. Halbuki kendisi bu ocaktan geçmemiş ve geçmeyecekti. Çünkü güldü, topaldı çok şükür. Karşıda yataklı vagondan indi Tahsin. Ela gözlerin en renklisini taşıyan mebus doktor. Nuri Cemil Ahmet Onbaşı'nın Balkan Harbi'nde giden, seferberlikte giden, Yunan Harbi'nde giden Ahmet Onbaşı'nın tepesinden gördü onu. Silindi birdenbire gülümsemesi. Neden güldüğümü anladı Tahsin. Bütün dünya anlayacak ve bir rüya hızıyla ancak düşünmekle düşünmemek arasında mantıklı ve mantıksız bir korku düştü içine. Bir suç deliliymiş gibi topal bacağına baktı. Ve sanki onu gizlemek isteyerek hışımla üstüne basıp kalktı. Hıncı nefsineydi şimdi. Pencerenin önünde durdu. Kendini Tahsin'e ve bütün dünyaya göstermek istiyordu. Eğildi. Ahmet Onbaşı'nın omzuna vurdu. Benden bir cigara yak asker. Ahmet Onbaşı şaşmadı bu ikrama. Yorgun baktı penceredeki adama, aldı cigarayı. Sağ ol beyim dedi. Nuri Cemil yanaklarından çenesine iki çizgi, yüzü yeşil, oturdu kırmızı kadifelere. Birdenbire bezgin, usanmış, yumdu gözlerini. Garın büfesinde Hasan Şevket, hep aynı masada, hep aynı dilim beyaz peynir. Hep aynı masada, hep aynı dilim beyaz peynir. Heder olmuş bir mehtap alemi gibi tabakta duran. Rakı altıncı kadeh. Hep aynı dilim beyaz peynir. Dünyaya bir kere gelinir. Bir yol olsa dümdüz, bir yol olsa uçsuz bucaksız, kavaklar iki yanda. Genç olsan ama olmadığın gibi, ama dehşetli genç. Koşsan alabildiğine, geçse dünyalar uçaraktan. Yedinci kadeh, hep aynı dilim beyaz peynir. Bu sesler nereden gelir? Bu sesler nereye gider? Bir kere bir yerde mehtap oldu heder. Biridi bir dahi gelmez. Tabakta el sürülmemiş dururken beyaz peynirin tadı, şimendifer garında seyretmek hayatı. Hasan Şevket yedinci kadehini hep aynı dilim beyaz peynirle içiyordu. Ve garın saati 18:48 geçiyordu. Uyuyordu Nuri Cemil, sapsarı alnının ortasında bir tahta kuzusuyla. Vagonda çıt yok. Kan kokusu gibi bir şey. Kilitli bir kasap dükkanından bir manzara. Bir kokulu rüya memleketi, eski kırmızı kadifeler. Uyuyordu Nuri Cemil, ufacık, küçücük, uyuyor. Bir dostu geldi masasına Hasan Şevket'in. Nasıl, ne zaman tanışıldığı, son defa ne konuşulduğu, hatta adı bile hatırlanamayan dostlardan biri. Hasan Şevket'in aklında yalnızca bir şey kalmıştı ondan. Rugan iskarpinlerinde baş parmaklarının fırlak kemikleri. Hasan Şevket'in dostu anlatıyordu.
Ben Allah diyorum, siz tabiat deyiniz. Bir müntekim, bir manevi kuvvet var beyim. Ahü Enin ile kuruldu Avrupa, Ahü Enin ile yıkılıyor. Harcı gözyaşıyla yoğrulan yapıdan hayır gelmez. Zalim babanın evladı çeker. Mesela bizim İznik derebeylerinin perişan sürünüyor bugün çocukları. Kiminin parasıyla beraber aklını aldı Allah. Siz tabiat deyiniz. Ali Paşa'nın oğlu. Bir çiftlikleri vardı beyim. Beygirle 10 saatte gidilirdi bir ucundan bir ucuna. Bursa'da hamamlar. Ali Paşa 80 pare köye hükmedermiş. Paşalığı zorla almış derler Abdülhamit'ten. Bursa'da bazı eski kebapçılarda filan hala fotoğrafları vardır. Yakasız mintan, içi kurt postu kısa gocuk, çizmeler, yerli şayak pantol fakat külot değil. Dev gibi dayanmış av tüfengine, açmış gözlerine insanı yiyecek gibi duruyor. Fakat bu heybet o fotoğraflarda kaldı yalnız. Ali Paşaların envali ve namüşanı gibi onlar da yakında çekilir ortadan. Küçük kızı daha mütarekede fahişe olduydu. Yunan zabitleriyle Beyoğlu'na düştü. Dedim ya bir oğlu yaşıyor şimdi son kılan konakta. Konak belki 40 odalı. Harabezar. Her tarafı dökülüyor. Bu harabezarda kukumav kuşu gibi tek başına herif. Sarsak. Bütün vücudu titrer. Bekliyor öyle bir koyun postu üzerinde. Konu komşu önüne ekmek atmasalar acından ölecek. Bir maneviyat var. Ben Allah diyorum beyim, siz tabiat deyiniz. Hasan Şevket sözünü kesti dostunun. Ben ne Allah diyorum, ne maneviyat, ne tabiat. Ben hiçbir şey demiyorum. Şu tabakta bir dilim beyaz peynir var. Ben onu bile yemiyorum. Yemiyorum yani. İkinci dilime çıkışmıyor param. Ne zalimdi, ne derebeyiydi babam. Avrupa'nın yıkılması da umurumda değil. Bizle beraber yıkılalım bir an evvel. Bizle beraber. Söyleyecek ne kadar güzel sözlerim vardı insanlara. Bana hiçbirini söyletmediler. Hep aynı bokun soyudur en kötünüz, en iyiniz. Bir dilim peynirimi size ikram ediyorum. Buyurun yiyiniz. Ve Hasan Şevket sürdü peynir tabağını dostumun önüne. Peron. Üniformalı bir başkomiser geçti perondan büyük kapılara doğru. Koşu aradım. Fakat dimdik. Ne zaman bir yerde koşsa bir polis, pek önemli ihtimaller gelir akla. Ve yalnız polislerin memurluk şerefi küçülmüş sayılmıyor koşmakla sıçramakla. Bir teğmen bir şeyler söyledi kulağına bir binbaşının. Binbaşı yürüdü büyük kapılardan yana. Olduğu yerde kaldı teğmen. Yeni yağlanmış bir nagant namlusu gibi parlak. Peronda çoğaldı birden taharri memurları. Şapkaları ve kulakları bir örnek. O kadar belli olmamak istiyorlar ki derhal belli oluyorlar. Şef istasyon işletme müfettişiyle konuşuyor. Telaşlı ikisi de. Büyük kapının yanında duran insan geçti soldan sağa. Kısa boylu şişman. Çıkardı şapkasını, ceketini ilikledi. Kavuşturdu ellerini göbeğinin üzerinde. Boynunu büktü, bekledi. Ahmet Onbaşı, üç harpten gelen ve ha dayan hemşerim sonuna vardık sözüyle meşhur olan Ahmet Onbaşı. Önündeydi hala banliyö treninin. Ve Nuri Cemil'in cigarasını bitirmemişti hala. Yorgunluğunu bir ihtiyar arkadaş gibi dinlendire dinlendire, kestane rengi gözlerini eğlendire eğlendire bakıyordu olup bitenlere. Ve Ahmet Onbaşı ki görebilir tel örgülerinin ötesinde donmuş duran karanlığın kıvıltısını. Seziyordu bir şeylerin döndüğünü ortalıkta. Birdenbire bir telaş oldu kalabalıkta. Büyük kapıdan başlayarak tıpaları çekilen şişeler gibi insanlar şapkalarını çıkarıp eğildiler. Hazindi manzara. Büyük kapıdan en önde bir adam girdi gara. Sanki kapıdan girmedi de eğilen çıplak başlara geniş mermer bir merdivenden indi.
Halbuki yüzüne bakılınca yakından terbiyeli bir insana benziyor. Kibirsiz, belki cesur, hatta iradesiz bir insan. Burnu yuvarlak ve fazla içtiğinden kırmızıydı biraz. Yanaklar buruşuk, etli, bembeyaz. Ve sonra sabırlı, ihtiyar şimal kadınlarının renksiz gözleri. Sessiz yürüyordu ve dinliyordu nazik bir ilgisizlikle aşağıdan yukarıdakine kendine doğru fısıldanan sözleri. Telaşa bu yüzdenmiş diye düşündü Ahmet Onbaşı. Mahiyeti kalabalık, bu da kim ki acep, herhal büyüklerden. Güldü kendi kendine, tuhaf bir şey gelmişti aklına. Hey cahil köylü, bizim oradan Ali görse bunu nahiye müdürü beller. Halbuki herif validen büyük, mebus da değil, mebustan hızlıdır vali. Bu vekillerden olacak, iyi güzel etekliyorlar. Bana sorsan insanoğlu secreden gayri yerde böyle eğilmemeli. Fakat askerlik etmemiş belli. Etmişse de yedek subaymış herhal. Komutan teftişte böyle mi yürür? Bu yedeklerin tokatı bile nafiledir. Askerlik dedin miydi yürüyüş bir, tokat iki, yiğitlik üç sert olacak. Harp edilmeden de yiğitlik mümkün. Bu seferkisi tamamdır artık. Ha dayan hemşerim, sonuna vardık. Ahmet Onbaşı yine güldü içinden. Fakat birdenbire 100 adım mesafede 3 demir 2 yıldız gördü. Ansızın peyda oluvermiş ve gelene doğru gidiyordu. Ahmet Onbaşı'nın kırılan bir cam gibi tuz buz olduğu içinde gülümsemesi. Derhal esas vaziyeti aldı, selam durdu. Ve dahili hizmet nizamnamesine uyarak hiçbir şey düşünmedi artık. Uğurlanan büyüklerden insan biraz ilerisinde yataklı vagonun etrafındakilerin ortasında aynı nazik ilgisizliğin içindeydi. Burhan Özadar. Büyüklerden insana bir şeyler anlatıyor Burhan Özadar. Güvenle oturtmuş gövdesini. Açık, uzun, kalın bacaklarının üzerine. Tüylü ellerinin hareketleri rahat ve ağır. Sol gözünü kırpıyordu ara sıra. Fakat hiçbir şey yoktu bu kırpışta kurnazlığa dair. Bir hastalık belki. Burhan Özadar 1300 tarihlerinde Sivas şehrinde doğdu. Keman Keşzade diye anılırdı. Soyadı çıkmadan önce rahmetli babası Kervancı Osman Ağa'dır. Karahisar'da toprak, Sivas'ta 2 mağaza, 150 katır. Burhan 1320'de Rüştiye'yi bitirdi. Seferberlikte katırları askere aldılar. 3 kere bedel verdi 330'dan 34'e kadar. Babası 70 yaşında öldü. Mütareke İstanbul. Burhan'ın 25 altını vardır. Ve Rumların elindedir Anadolu'nun cigara kağıtları. Yaşasın milliciler. Büyük Millet Meclisi'ne istida verdi Burhan. Cigara kağıtları ay yıldızlıdır artık. Sermaye yine Rumlardan. Burhan ortak. İlk partinin sevkiyatı 1337. İlk apartman 1340. Sivaslı Ahmet Paşa Camii'ni tamir 1341. Bu Sivaslı Paşa bilmem hangi padişahın devrinde bilmem hangi palangayı almıştı Nemselilerden. 1342'de Burhan 10 yataklı hastane pavyonu yaptırdı. Aynı yıl 2. apartman. Demiryolu inşaatı. 925'ten 34'e 800 kilometre. 35'te film çevirmek fikri Sivaslı Ahmet Paşa'ya dair. Aynı yılın içinde ilk forması neşredildi Sivaslı Ahmet Paşa tarihinin. 37'de maden arattı Erzurum dağlarında. Şimendifer vagonu atölyesi 1938. 39'da oğlu Berlin'den dönüyor inşaat mühendisi olarak. Ertesi yıl kadınlar Sivas'a gönderildi. Sivas uzak ve emin yerdir. Burhan içki içmez. Harama uçkur çözmedi bir kere bile. Kendi giderse de ev halkı baloya gitmezler. Kızı Amerikan Koleji'nde okumuştur. Bereden başka şapka giymez fakat. Burhan Özadar Amerikan dolarıyla milyonerdir. Ve bu yıl yeniden yazılan vasiyetnamede
Servetinin yarısı evladu ayaline kalacak, yarısı emru hayre. Eski vasiyetnamede halbuki 1931'de yazılan, servetinin dörtte üçüydü emri hayra kalan. Bazen onun en yakınlarını bile şaşırtacak kadar çıplak ve yalansız zamanları vardı. Böyle zamanlarında sol gözünü daha sık sık ve ağlayacakmış da bunu önlemek istiyormuş gibi kırpardı. Bir sabah baş mühendisinin odasına girip damdan düşer gibi başladı söze. Ben vasiyetnamemi değiştirdim. Hesap vermeye mecbur değilim size. Bu benim şahsi işim. Bu işte hiç kimse benden hesap isteyemez Cenab-ı Hak'tan gayrı. Ama insanlar bir tuhaf. Yahut ben bir tuhafım. Bir şey tıkandı şurama. Söylemesem beni boğacak. Büyük parayı alnın teriyle kazanamazsın. Başkalarını bilmem. Benimkinin temelinde alın terim yok. İlk zamanlar bu daha ayan beyan malumdu bana. Sonra unutmaya başladım yavaş yavaş. Yahut unutmak istedik. Dünya bu. İnsan yürür, yükselir, çıkar yokuşu. Gayrı öyle olur ki ilk hareket noktasına bir daha dönüp bakmaz. Bizi 7 kat yerin dibinden alıp sırtında götürürken Zümrüt'ü anka kuşu, budumuzdan bir et kesip veririz. Sonra Kaf Dağı'na ulaştık mıydı, kuş unutulur. Biz buraya sahi zatimizle çıktık deriz. Sahi zati, budumuzdan kestiğimiz et. Halbuki kuş onu bile yemedi. Dayandı aç bir ilaç seni yükseltmek için. Verdi sana et parçasını gerisin geriye. İşte böyle beyim. Ha, dün bana 2 usta tesviyeci geldi, size gönderdim. Sıkı bir imtihan edip alın. Ha, sonra atölyede iş saatlerini 5'er dakika 5'er dakika uzatın biraz. Hadi şimdilik hoşça kalın. Ve o gün akşama kadar sol gözü açılıp kapandı Burhan, arasız, ıslak. Anadolu sürat katarına bindiler. Uğurlanan büyüklerden insan, 2 yıldız, 3 demir, Tahsin, Mebus Doktor ve Burhan Özedar. Uğurlayanlar başlarını biraz daha eğdi. Ve karşıda Ahmet Onbaşı hala esas vaziyetteydi. Fakat düşünüyordu artık. Ha dayan hemşerim, sonuna vardık. Garın saati 18.58 geçiyordu. Tam saatin altında bir kadın var. Ne güzel, ne çirkin. Güzelleşiyor. Ne genç, ne ihtiyar. Gençleşiyor. Gözleri dalgın. Gözleri dalgın. Fakat bu dalgınlıkta etin mukaddes isteği, dudakları kısılmış. Aralandı dudakları, müthiş bir şeye karar vermişe benziyor. Deminden beri furgona eşya yükleyip şimdi terini silen genç hamala bakmaktadır. Delikanlının belden yukarısı çıplak. Demin sıyırıp attı gömleğini. Kolları esmel, adaleli, kalın. Geniş göğsü kıl içinde. Dudakları etli, burnu şahane. Ağır denkleri kucaklarken, ağır denkleri kucaklayıp kaldırırken havaya, kaldırırken havaya, dar kalçalarıyla sinirli uzun bacakları nasıl da yaylanıp geriliyordu. Bu hamalla bir kere yatmak ve bağıra bağıra 1, 10, 100, 1000 çocuk doğurmak ondan. Esmer, kumral, kızıl, sarı. Garın saati 19'du. Kalktı Anadolu sürat katarı. 2. Akşam oldu. Yüce dağlar, uzaklar seçilmiyor. Gönüldür, geçilmiyor. Akşam oldu, yakamadım gazimi. Gök dağlar morardı, gel. Akşam oldu, gün battı. Akşam oldu yine garip olana. Akşam oldu, neyleyim? Akşam oldu, yine bastı kareler. Akşamın vakti geçti. Anadolu sürat katarı aktı geçti. Ay doğar aşmak ister, yâre kavuşmak ister. Ay doğar ayan ayan, ay doğar çinimini. Ay doğar ayazlanır, ortalık beyazlanır. Beyazlandı ortalık, koşuyor ayın altında Anadolu sürat katarı. Işıklar maskelenmiş dışarıdan bakılınca, mavi bir cam gibi karanlık. Halbuki bir turunç şerbeti rengindedir içerisi yemekli vagonun.
Birinci masada büyüklerden insan oturuyordu. İki yıldız üç demir yanında onun ve karşıda Tahsin'le Burhan. Burhan'dı konuşan. Köylüye bir örnek elbise giydirmeli, ucuz, sağlam. Herifler evvela çıplak. Ben bir proje hazırladım sizin yani devletin kumaş fabrikalarına. Kafaları bu işe yatmazsa müşavir beylerle müdür beylerinizin devlet kapısında pireyi deve yaparlar. İhale edin bana. Bunu da üzerime alırım ben. Fakat sıkı bir kanun isterim. Bizim çıplaklar dangalaktır. Zorla giydirilmeli. Tahsin'in mebus doktor şarap şişesine uzandı eli. Narin uzun şişede kavaklı dere şarabı. Ankara'da bir Macar çıkarıyordu bunu. Ren şaraplarına benzer. Rengi açık sarı. Ama çok açık altın sarısıdır. Erimiş pırlanta gibi bir şey. İçimi hafif, ince. Vesekle dömsek arasındadır. Şarabı kristal bardağa döktü Tahsin. Ve berrak bir havada bir şafak başlangıcı seyreder gibi bardağa baktı. Ve yumuşak sesinde alaycı bir eda. Burhan Bey'im dedi. Bu elbise işine çoktan başlandı sanıyorum. Sümerbank, yani bizim devletimizin bir bankası tarafından. Sümerbank'ınkiler metelik etmez. Alıp giymiyor köylü. Hem benim dediğim, anlıyorum Burhan Bey'im, üniforma gibi bir şey istiyorsunuz. Evet, üniforma gibi, sağlam ve zorla giyilecek. Demir iki yıldız karıştı söze. 60 yaşlarındaydı. Kısa boylu ve incecik sesini kalınlaştırmak isteyen bir insandı. Bir noktaya dikkat buyurulsun efendiler. Elbiseler verilmiş bazı odacılara gördüm. Tefriki mümkün değil bir subayımızla bir odacının 50 adımdan. Böyle bir hataya düşmemeli bu sefer. Tahsin bardaktan içti bir yudum. Bizim insanlar daha bu ayar şarap çıkaramıyor. Çıkaracak fakat. Hatta Şato İkem şarabından daha incesini çıkaracağız. Burhan'a döndü. Sümerbank'ın elbiseleri belki mükemmel değildir henüz. Fakat olacak. Ama köylüye hep bir örnek zorla elbise giydirmek bu olmaz. Burhan Özadar sol gözünü kırpmadan sordu. Neden? Şapkayı zorla giymedik mi? Orada zorlamak inkılaptı. Burada zorlamak irticadır. Ve her nedense iş adamlarımızda bir güvensizlik var devletçiliğimize. Halbuki devlet size destek oluyor. Biz de ona oluyoruz. Tahsin cevabı hazırlanırken büyüklerden insan konuştu yavaşça. Mesele kalmadı demek. Bir şeylere küsmüş gibi söylemişti bunu. Yüreğine bir mahzunluk düştü Tahsin'in. Bir başka insan geldi aklına. Ölmüştü. Bir başka sofra dağılmıştı. Düşündü Tahsin. Muzaffer bir insandı ölen. Nefsinden başka hiç kimseye güvenmeyen, muzaffer, muazzam bir kumarbaz. Alaycıydı, kavgacıydı, kurnaz ve hükmediciydi. Ben gelmiş olduğum yere onun eliyle gelmiş olmama rağmen o kadar ağır pençeliydi ki kaç kere ölmesini istedim. Sanıyordum ki zindanım yıkılacak sofrası yıkılırsa. Öldü, yıkıldı sofrası. Fakat misafirleri onun yanına gömdüler kendilerinden muzaffer olan ne varsa. Ben ne kadar ihtiyarlamış olduğumu onun öldüğü gün anladım. Tabağını mantarlı flamingondan aldı Tahsin ve kızarmış ekmeğin üzerindeki eti keserken büyüklerden insana bakıp düşündü. Bu niçin onun gibi değil? Arkadaştılar. İşe beraber başladılar. Bu onun yerini bile alamadı. Nasıl ıstırap çekiyor anlıyorum. Hepimize, bütün dünyaya küskün. Ne iyiliği dokunsun istiyor artık kimseye, ne kötülüğü. Ne korkunç şey bu ilgisizliği. Simsiyah bir kurt kımıldanıyor. Bu pembe beyaz tombul gövdenin içinde. Ve bunun acısı kendine yalnız. Bize ne? Fakat neden muzaffer olamadı? Neyi eksik bu adamın? Belki kâfi derecede hergele değil. Ansızın 25 yıl önceki bir geceyi gördü Tahsin. Bir erkek bir kadını kucaklıyor.
Sırt üstü, yüzü koyun, tüylü bir halının üzerindeler. Kadının çıplak omuzları esmer, eti sıcak. Gaz lambası söndü. Kadın bir kere balık gibi döndü. Sonra teslim olurken yükseldi kulağına erkeğin bir solukta nefretle fısıldadı. Hergele! Kadının kalbi erkeğin altında ayrı, ikinci bir vücut gibi atıyordu. Ve bitişik odada kadının kocası ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. Hergele bendim. En yakın dostum da ölüm döşeğinde yatan. 3 gün sonra öldü zaten. Ama şimdi bunlar neden akıl ermez bu melun hafızanın işine? Tahsin'in buruştu yüzü. Mantarlı filemenyonun salçası kaçmıştı çürük dişine. 3 demir 2 yıldıza sordu Burhan Özedar. Sivaslı Ahmet Paşa tarihini okudunuz mu paşam? Bizim Sivaslı Ahmet Paşa için yazdırılmıştır. Okumadım. Bir nüsha takdim ederim. Fakat Ahmet Paşa'yı tanırsınız değil mi paşam? Birasının köpüğüyle meşguldü 3 demir 2 yıldız. Boş bulundu. Hayır tanımam. Hangi Ahmet Paşa bu? Bizim sınıfta bir Ahmet Sivas vardı. Yüzbaşıyken şehit düştü Balkan Harbi'nde. Şaşırdı Burhan. Kocaman gövdesi ufaldı, büzüldü. Yuvarlak burnunu kaşıdı büyüklerden insan. O çocukluğundan beri böyle yapardı başkasının hesabına utandığı zaman. Tahsin'in siyah bıyıkları güldü. Bu Sivaslı Paşa eski Osmanlılardan olacak dedi. Yavuz devrimde filan. Birdenbire doğruldu Burhan. Hangi Yavuz devri Tahsin Bey? Kanuni Sultan Süleyman'ın en yiğit askerlerinden. Devşirme değil, cet be cet Türk. Özüm gibi halis Sivaslı, aslan gibi kumandan. 3 demir 2 yıldız konuştu bu sefer kesin olarak. İpince sesini kalınlaştırmaya lüzum görmeden. Tanımıyorum, harp tarihimizde adı geçmez böyle bir komutanın. 3 demir 2 yıldıza bakıp düşündü Tahsin. Neden işi alaya döküp geri çekilmiyor? Cesareti askerce de ondan mı? Dudakları kanıyormuş gibi konuşuyordu Burhan. Bugün çocuklara okutulan tarihler gibiymiş yeni harp tarihlerimizde paşam. Fatihleri, Selimleri, Süleymanları bile inkar edeceğiz. Çocukların haberi yok koskoca Osmanlı İmparatorluğundan. Padişah dendi mi umacı sanıyorlar. Bana öyle geliyor ki yıkacağımız kadar yıktık. Burada durmalıyız. Yeter artık. Demokratlıkta İngiliz'den ileri gitmeye lüzum yok. Ana ne kuvvetine bakın heriflerde. Biz mevlüt okumayı unuttuk. İnkılapsa yaptık. Kâfi. Biraz da maziye sarışıp kökleşelim. Çocuklarımızın rüyasına şahane heybetiyle girmeli Yavuz Sultan Selim. Heyecanlandı 3 demir 2 yıldız. Bu fikirlerinize iştirak ederim. Haklısınız. Konuştu büyüklerden insan. Mesele kalmadı demek. Tahsin düşündü. Başka bir devre giriyoruz. Yorulduk. Yine çöktü içine o deminki mahzunluk. Kaşıkladı kompostosunu ve gözlerini kırpıştırıp ilerideki masaya baktı. Orada 3 kişiydiler. Monsieur Duval, Cazibe Hanım, Osman Necip. Tahsin'in ahbabıydı 3'ü de. Osman Necip büyük aydınlardandı. Tahsin'in kendine baktığını gördü. Gülümsedi belli belirsiz. Esner gibi uzattı kolunu sonra. Maden suyu şişesini aldı Cazibe'nin önünden ve kaldırıp şişeyi yumuşak salıntılarla döktü suyu bardağına bayanın. Osman Necip kolları ve bacakları çok uzun bir adamdı. Her yerde, her zaman insan berrak ve derin bir suyun içinde görürdü Osman Necip'i. Orada tembel bir deniz mahluku gibi rehavetli ve ağır kımıldanır. O kadar uzar ve yumuşardı ki hareketleri bazen siz seyrederken onu kansız, soğuk, iğrenç bir şeylerin sarıldığını duyardınız etinize. Onu bir parça daha hızlı, bir parça daha insanca kımıldatmak için kamçılamak, Osman Necip çalıştığı yere geldiği günler az gelir nadiren çalışırdı. Düşerdi gölgesi yapının içine, kemiksiz ve kederli. Ve kendi kendine odasına kilitlerdi Osman Necip. Koltuğunda arka üstü devrilip, uzun bacaklarını masanın kristaline koyardı.
İmzalı fotoğraflar vardı duvarlarda. Gökalp, Talat Paşa, Atatürk ve İnönü. Necip öyle oturduğu yerde saatlerce kımıldanmadan gözleri yarı açık duvarları seyrederdi. Hocasıydı Ziya Gökalp. Dürkheim'in adını ilk önce ondan duydu. Talat Paşa'nın emriyle aldı tahsisatı Nesrure'den ilk yardımı. Mustafa Kemal'di yükselten onu ve İnönü'ydü elinden tutan. Osman Necip hepsine karşı saygılı ve kibar. Fakat içinin içinden hepsiyle alay etti. Gökalp lüzumundan fazla hantaldı Osman Necip'e göre. Talat Paşa lüzumundan fazla kabadayı ve cahil. Lüzumundan fazla hareketliydi Mustafa Kemal. Ve İnönü lüzumundan fazla inatçı ve perhissever. Ve dördü de, Osman Necip böyle düşünürdü, büyük bir ciddiyetle bir şeylere gerçekten inanmış ve dövüşmüşlerdi. Halbuki bu dünyada hiçbir şey yoktu Osman Necip için. Gerçekten ciddiyetle inanılmaya değer. Kızmak, kıskanmak, inat etmek ve dövüşmek. Gülmek kahkahalarla ve ağlamak hıçkıra hıçkıra Osman Necip'e göre boş ve gülünç şey. Gürültüsüz, rehavetle zahmetsiz gelen para, zahmetsiz gelip giden kadın, otomobil, kalorifer ve alay ettiğini göstermeden gülen gözler Osman Necip için 60 senelik ömre yeter. Gerisi lafı güzel. Osman Necip böyle düşünürdü. Dünyaya bir defa geleceğiz. Ölümü istediğimiz kadar düşünmeyelim, öleceğiz. Osman Necip'in karısı durmadan aldattı onu. Osman Necip bunu bilir. Aşıklar evin sofrasında resmen otururlar. Ve akşam yemeğinden sonra Osman Necip rehavetle içerken pirosunu, artık ihtiyarlayan karısı, fakat bacakları hala harikulade güzeldir, küçük salonda aşığıyla kavga eder. Ve güler alaycı gözleri Osman Necip'in, güler gülüşlerini belirtmeden. Osman Necip'in metresleri vardır. Her yıl eskisi gider, her yıl Avrupa'dan yenisi gelir. Bu işte bilhassa İsviçre mamulatı kullanır Osman Necip. Onlar güzel, sıhhatli ve ihtirassız oluyorlar. Kolayca kurulan bir saat gibi işlemesini biliyorlar. Yemekli vagon ısınmıştı iyice, pencereler açılamadığından. Ve havada ispirto, alafranga, yemek, pudra ve istim kokusu vardı. Bir operet dekorundanmış gibiydiler küçük kırmızı abajurlar. Sevinçli, sahte, lirik. Fransızca konuşuyorlardı Monsieur Duval ile Cazibe Hanım. 10 dakikadan beri ufacık bir portakalı soyup dinliyordu Osman Necip. Zengin Osmanlılar fil dişi aletler kullanırlardı sırtlarını kaşımak için. Bunlar başlarında el gibi bir şeyler olan ince uzun sapları işlenmiş kaşıklardı. O kaşıklara benziyordu Cazibe Hanım. Fil dişi gibi sarı beyaz, kaşık sapı gibi ince uzun ve göğüssüz. Ve küçük kafası o el gibi bir şeylerin tıpkısıydı. Ressam Ömür Paşa Kerimisi'ydi Cazibe Hanım. 1310'da doğdu. Kandilli, Boğaziçi, İstanbul. 1 yaşında Sultan Sarayı'na götürüldü. Babası resmini yaptı 3 yaşında. 318'de piyanoya başladı. 10 yaşında Fransızca konuştu. 15'inden 20'sine kadar Kandilli yüzerken uykularda mehtabı sürükledi sularda. Evlendi 331. Kocası Hadiciye de Müfit Bey'dir. 332 Viyana. 335'te İstanbul'a döndüler. 336 Paris. 38'de Ankara'yı ziyaret. Aynı yıl Berlin. Berlin'de 4 sene. 926 Tokyo. Tokyo'da 2 sene. Ankara'yı ziyaret 1928. 29'da Roma'ya doğru. Akdeniz. Lloyd Triestino. Müfit Bey yolda sekteden öldü. İstanbul avdet, cenaze merasimi, gözyaşı ve beyaz eldivenli polisler arasında. 1930'un sonuna kadar hatıralar. 31'in yılbaşında evlendi banka memurlarından Şefik Bey'le. Kocası kendinden küçüktür biraz.
Nihayet portakalı soyabildi Osman Necip. Portakalı soymuş olmasından, kendinden ve dünyadan memnundu. Kemikli, uzun ve hemen bükülecekmiş gibi yumuşak parmaklarının üzerinde İsviçreli metresleri gibi uslu ve sarışın duruyordu çıplak portakal. Gülümsedi Osman Necip belli belirsiz. Nice'de Düşeş de Rohan'ın bir öğle yemeğini anlatıyor Monsieur Duval'e Caziban. Tek parmakla çalınan piyano sesleri gibi geliyor Osman Necip'e yemek isimleri ve kelimeler. Langust à la morni, chevreuil à la Saint-Hubert, Saint-Bonheur, délice, cause, sos grand bonheur, champagne, rosé. Terbiyeli ve biraz mahzun dinliyordu Monsieur Duval. Kumral güzel, iri bir adamdı. 3. Bembeyaz bir gece geçiyordu mavi camların dışından. Ay vardı, deniz vardı dışarıda. Dışarıda bir bahtiyarlıktı ayın altındaki toprak. Farkında değildi bunun yemekli vagonda mavi camların içindekiler. İki adam oturuyor en dipteki masada. Elbiseleri siyah, biri sarışın, biri esmer. Esmeri Monsieur Duval'i gösterdi. Şu Fransızı dışarıda ay vardı, deniz vardı. Dışarıda bir rüya yelkenlisi vardı denizin üzerinde. Tanıyor musunuz? Hangi Fransız? Osman Necip'in masasındaki Monsieur Duval de Thor. Multimilyonerdir. Loire Nehri üzerinde nefis bir şatosu var. Halis ortaçağ yapısı. Şimdi Almanlar yerleşmiştir içine. Belki. Ama ne çıkar? Herif buradan telgrafla sütünü taahhüt etti bir Alman kol ordusunun. Sütü bizden mi alacak? Yok canım, Fransa'daki çiftliklerinden. Düşmanlarını sütle besliyor demek. Yok canım, para kazanıyor. Dışarıda bir bahtiyarlıktı ayın altındaki dünya. Ne zamandan beri bizde bu herif? 15 senedir gelir gider. Yakın ve orta şarkla iş yapan bir şirketin reisi. Bizde çimento, pamuk ve barutla uğraştılar. Elektrik çıkarmak istediler Sakarya'dan ve merinos yetiştirmek Dalaman çiftliğinde. Ankara'nın en büyük oteli onlarındır. Fakat devlet baruta el koydu, inhisar. Devlet üzerine aldı merinos işini. Bursa'da siyah damlı, sarı uzun bir fabrikası var. Sakarya'dan elektrik hala bir ön tasarı. Ve Ziraat Bankası'na geçti pamukları. Ne kaldı bunlara? Çimento ve otel. Müthiş para kırıyorlar. Harp kapımızdadır. Müstahkem hatlarda çimentonun, diplomaside otelin rolü büyük. Dışarıda ay vardı, deniz vardı. Dışarıda bir rüya yelkenlisi vardı denizin üzerinde. İnsana yalnız büyük, şefkatli, güzel şeyler düşündüren. Dışarıda denizin kıyısında kırların ve ağaçların dünyası. Bu Monsieur Duval Osman Necip'in dostu mudur? Dostu yoktur Osman Necip'in. Sadece para alır Duval'in şirketinden. Tahsin'le Duval tanışırlar mı? Bebek'teki villasının çimentosunu Duval'den aldı Tahsin. Tek metelik vermeden haraç. Dışarıda ayın altında, kıyısında denizin, yapraklar ve kuşlarla yüklüydü bir ağaç. Biraz mahzun duruyor sizin Monsieur Duval. Yine bir türlü doğmayan çocuğunu düşünüyordur. Karısı kısır. Herif dehşetli Katolik. Karıyı boşayamıyor. Hüzünlü bir şey olsa gerek. Giderken bu dünyada milyonlar bırakıp bir tek çocuk bırakamamak. Bembeyaz bir gece geçiyordu mavi camların dışından. Farkında değildi mavi camların içindekiler. Bir tuhaf güldü siyah elbiselerin esmeri. Sivri burnu kısıldı yukarı doğru. Sordu arkadaşına. Monsieur Duval'in masasında kaç kişi var? 3. Hayır, 4. Duval 1, Cazibe 2, Osman Necip 3 ve Şinasi Bey 4. Fakat siz Şinasi Bey'i göremezsiniz. Çünkü vefat etmiştir kendileri. Kendileri kendi elleriyle öldüler. Bembeyaz şakaklarına bir kurşun sıkıp. 60 yaşındaydı ölen. İhtiyar bir insanın intiharı, ihtiyar bir insanın ağlamasına benzer.
İkisi de kepazece yeisli bir şey. Eski şurayı devlet azasındandı Şinasi Bey. Aynı zamanda eski süferadan. Onu barut işinin idare meclisine aldı Duval. Yanlış bir hesapla. Biz de yeni insanların geldiğini düşünmeden. Sonra barut inhisara geçti. Şinasi Bey'i başından attı Duval. Doğru bir hesapla. Biz de yeni insanların geldiğini anlayarak. Fakat bu doğru hesap Şinasi Bey'e bir parça yanlış görünür. Ve bir sabah şafak, bum, Şinasi Bey sizlere ömür. Diyorlar ki odasına kapanıp merhum, ta be sabah o gece Ayda operasını çalmış gramofonda. Ay ışığında karanlık bir tren geçiyordu. Karanlık bir tren. Yalnız lokomotifin tekerlekli arasından düşen ateş parçaları, kıvılcımlar. Siyah elbiselerin sarışını sordu esmerine. Şu bodur şişman kıllı adam kim? Gözleri yağlı zeytin tanelerine benzeyen. Ne kadar telaşla konuşuyor. Gördüm, Kasım Ahmedov. Mülteci Azeri kardeşlerimizdendir. Ne yalan söyleyeyim ama henüz Berlin'den gelmiş bir turancı bile olsam kardeşim diyemem böyle adama. Bu kadar mı rezil bu herif? Yok canım, kurnaz. Yüksek finans ve endüstri bahislerini anlayacak kadar akıllı ve dolandırıcı biraz. Bundan 22 yıl kadar önce mitralyöz sesleriyle dolu bir gece Kaptan Vasilyev'in Şilebi'ne atlayıp Batum'dan Bolşeviklerden kaçıyor. Bolşevikler bazı meziyetleri takdir etmiyor anlaşılan. Karadeniz'in ortasında ölüyor kaptan. Çatal sakallı bir ihtiyar imiş zaten. Ve İstanbul'a ulaştığında Şilep, Batum'un biraz telaşlı ve bağırsız yolcusu Ahmedov, cebinde bir senetle geminin sahibi olarak Galata rıhtımına basıyor ayak. İstanbul'da işgal kuvvetleri vardı o zaman. Bundan dolayı senet tasdik ediliyor Yüksek İngiliz Komiserliği tarafından. 2 ay sonra Şilep satıldı İtalyanlara ve Ahmedov'la dumanlı bir pipo arasında bölüşüldü para. Kepazelik. Yok canım, bir transfer muamelesi. Hem size bir şey daha söyleyeyim. Söylemeyin, anladım. Orada kaç kişi var? 4. Hayır, 5 diyeceksiniz. Kaptanın ölüsü 5.'si. Çok anlayışlısınız. Fakat gözleriniz iyi seçmiyor uzaktan. Orada da bir ölü var, intihar eden, doğru. Hatta eğilmiş Ahmedov'un viski bardağına. Fakat iyice bakın, çatal sakallı ihtiyar bir kaptana benziyor mu? Benzemez. Genç, uzun boylu, kuru, matruş bir ölü bu. Ölebilmek için gizlice 3 denizden aşması lazım geldi. Bir okyanus, bir açık deniz, bir iç deniz. Bir Amerikan petrol kumpanyasında mühendisti. Chicago'da çalışıyordu büro işlerinde. Gangster olmayı belki düşünmüştür. Fakat ölmeyi düşünmedi boğaz içindeki otele gelene kadar. Ve matruş uzun yüzünden bir tıraş makinesi gibi çizgisiz geçip gidecekti seneler. Gelibolu'da petrol keşfedilmeseydi eğer ve resmen mühürlü vesikalarla şişelerde mahsul numunesiyle beraber petrol kumpanyası bu keşfi alınca haber İstanbul'a gönderdi onu. Kasım Ahmedov'tu petrolü keşfeden. Gizlice otomobille Gelibolu'ya gittiler. Petrol sırları devlet sırları gibidir. Sondaj yapıldı, bol ve temiz çıktı mahsul. Petrol işlerinde vakit kaybetmeye gelmez. Derhal telgrafı çekti mühendis. 300 bin dolar yollayın nokta, tamam. Belki biraz sarhoştu çekerken telgrafı, hatta sondaj yapılırken. Fakat o yıllar içki yasaktı Amerika'da. Ve Ahmedov, Johnny Walker'la doldurmuştu otomobili. Hikayemin sonu belli. Ahmedov aldı 300 bin doları. Yine lazım gelenlerle bölüşüldü yarı bey yarı. Mühendis 800 kilo petrol çıkarabildi ancak. Çünkü Ahmedov ne kadar vaktiyle toprağa kazdırıp içine 1000 kilo petrol döktürmüş idiyse de herhalde sondajda çekilmiştir 50 kilosu.
ve 150 kilosunu toprak emmiş olacak. Peki mühendis, dedim ya malum, Boğaz içinde bir otel, bir şafak, Amerika elveda, bum. Ne tuhaf şey şafak zamanları. Renkler ve pırıltılarla uyanış aydınlığın. Ölüme daha kolay çekiyor gidecek insanları. Korkunç adam bu Ahmedov. Evet ama dazlak kafası eskisi gibi işlemiyor artık. Yanındaki genç kıza bakın. Ne ince şey değil mi? Herhalde bir mandalina dilimi gibidir tadı. Ama Ankara'ya artık onu boşuna götürüyor Ahmedov. Ankara ihtiyarladı. Gümrah bir erkek sesi güldü masalardan birinde. Siyah elbiseler sesten yana baktılar. Hikmet Alpersoy'du gülen. Yakışıklı, diri, 55 yaşlarında bir adam. Geniş omuzları sarsılıyor. Kahkahadan kırılıyordu yeşil gözleri. Siyah elbiselerin sarışını dedi Esmer'ine. Ne sıhhatli şey. Belli ki tek hastalık geçirmemiş. Yok canım, müzmin bel soğukluğu vardır. Ama bu belki hastalıktan sayılmaz. Ne fena insansınız. İyi insan olduğumu iddia ettim mi size? Kızmayın, adetim değildir. Karşıda Hikmet Alpersoy bir daha güldü. Siyah elbiselerin sarışını dedi Esmer'ine. Gülmesi hoşuma gidiyor bu adamın. Açık, geniş, rahat. Herhalde aydınlık bir kalbi vardır. Pek de karanlık değil. Elektrik ampulü gibidir insanın yüreği. Cereyan alırsa ışık verir. Cereyansız ampul iyi olsun istediği kadar. Ne ışıl ışıl yanar, ne kendini gösterebilir. Alayı bırakın. Etmiyorum ki. Kim bu adam? Bay Hikmet Alpersoy. Müteahhit. Hatta fabrikatör. Dehşetli zampara. Fransızların dediği gibi bon enfer, bon viveur. Seferberlikte harbiye nezaretindeydi. Fakat kız kardeşi Alman zabitleriyle fazla ahbaplık ediyor diye azledildi yerinden. Enver Paşa tarafından. Enver Paşa sofuydu biraz. Hele muhadderat-ı İslamiye bahsinde. Fakat mütareke yetişti imdadına Hikmet Alpersoy'un. Ve arkasından Anadolu Kurtuluş Hareketi. 2 yılda 500.000 liralık yaptı Hikmet'i. Nasıl? Silah ve eski asker postalı kaçakçılığıyla. Bunları Anadolu hükümetine gönderiyordu Hikmet, vatana hizmet. Ucuz alıyor, pahalı satıyordu. Ticaret. Ne çirkin konuşuyorsunuz. Güzelleştirmez tahta kurusunu, adını değiştirmek onun. Mamafi itiraf edeyim, bir parça ukalayım. Hayır, tek taraflı. Demek birçok taraf var. Ben hangisindenim? Hikmet Alpersoy'u anlatıyordunuz. Evet, anlatacak çok bir şey kalmadı fakat. Fransa ve İtalya ile iş yaptı zaferden sonra Hikmet. Ve nihayet Almanya'da karar kıldı. Yine Ankara'ya silah satıldı. Fakat artık ne milli kaçakçılık ne vatana hizmet. Kanun dairesinde tek taraflı düpedüz ticaret. Hikmet gayet güzel otomobil kullanır. Küçük cici bir apartmanı Berlin'de. Paris'te garson yeri vardır. Hatta kendi Chevrolet'iyle dolaştırdı Avrupa'da İstanbul valilerinden birini. Hikmet zaman zaman kederli dalgınlıklar geçirmesine rağmen aynı cömertlikle harcar neşeyi ve parayı. Fakat yazık, 2 yıldır bir Yahudi kızı zapt etti bu müthiş zamparayı. Yeşil gözleri ondan başka kadın görmüyor artık. Enteresan adam. Enteresandır. Konserve fabrikasından bahsettim mi size? Hayır. 5-6 yıl evvel bir Bulgar'la beraber bir konserve fabrikası açtılar. Ne olacak? Hiç. Fakat bu gece ölüler basmış bu vagonu. Yine mi başladınız? Sözümü kesmeyin. Size göstereyim onu. Hikmet'in masasında oturuyor değil mi? Evet. Fakat masaya sokulamıyor. Bu da mı kendini öldürdü? Hayır. Doktorlukça mesele bir intiharsa da bence düpedüz öldürülmüş sayılır. Hoş adamsınız. Teşekkür ederim. Bu müntehir ya da maktul genç mi ihtiyar mı? Genç. Fakat hakkınız var. Bunu anlamak biraz güç.
Ölülerin uzaktan belli olmaz yaşı. Bacakları kırılmışsa hele, kaburga kemikleri birbirine geçmişse hele, hele dağılmışsa başı, yüksek bir yerden düştü demek. Öyle oldu. Konserve fabrikasında çalışıyordu ölen. Hikmet Alperso ile Bulgar'ın fabrikasında. 25 kuruştu gündelik. İş müddeti 14 saat. Rezalet. Yok canım, meseleyi fazlayı kıymet. Anlamadım. Bunu Öztürkçe söylesem de anlamazsınız. Biz hikayemize gelelim. Selim, ölünün adı, 25 kuruşa 14 saat dayanamadı. 50 kuruş ve 10 saat dedi. Öteki işçiler de aynı fikirdeydiler. Derin, felsefi bir fikir değil elbet. Fakat tehlikeli bir fikir. Ve bundan dolayı Bulgar'la Hikmet hemen polise ihbar ettiler bu fikri. Derhal tevkifat yaptı polis. Müdüriyete 10 kişi götürüldü. 4 kadın, 6 erkek. Elebaşılar. Ve Selim, komünist. Halbuki komünist değildi Selim. Düşünmemişti komünizmin ne olduğunu bile. Sadece 18 yaşındaydı ve 25 kuruş yerine 50 kuruş istiyordu ve 14 saat yerine 10 saat. Polis bu kanaatte değildi fakat yatırdılar Selim'i yere. Selim kalktığı zaman basamıyordu döşemelere. Yatırdılar Selim'i yere. Selim kalktığı zaman göremiyordu önünü artık. Yatırdılar Selim'i yere. Selim kalktı ve yığıldı. Selim'in koltuklarına girip karanlık bir odaya götürdüler. Ve duvarda bir çiviye bağladılar saçlarından. O surette ki döşemeye ancak ayak parmaklarının ucu dokunuyordu. Bir tramvay geçti sokaktan gıcırtılarla. Yakın bir yerde yatsı ezanı okunuyordu. Çözdüler Selim'i çividen, yatırdılar Selim'i yere. Ve Selim kalktığı zaman bir pencere gördü uzaktan. Çok uzaktan ama perdesiz karanlık bir pencere. Atıldı ona doğru. Camlar kırıldı şangır diyerek. İlk önce kayboldu bir insan başı, sonra kayboldu iki ayak. Ne müthiş şey. Korkulu bir rüya gibi. Şükredin ki rüyayı gören siz değilsiniz. Fakat bunları nasıl öğrendiniz Faik Bey? İsminiz Faik'ti değil mi? Siyah elbiselerin esmeri güldü. Evet, Faik bendeniz. Bilgi meselesine gelince biraz merak sayıkasıyla, biraz dedikodu severlik ve biraz da meslek icabı. Polis müdüriyeti doktorlarındandım. Şimdi değilim. Bir Bozkır Hastanesi'nin başhekimliğini aldık. Ve bundan dolayı size bir şey daha söylersem, bir meslek sırrını fahş etmiş sayılmam artık. Şu bizim sıradaki üçüncü masaya bakın. Gördünüz mü? Bir erkek, bir kadın. Beyaz, mavi, sarı. Ancak bu kadar biçimli olabilir genç şimal ilahları. Sahiden öyle. Ama Türk değil bunlar. Hayır, Alman. Sefaretten mi? Hayır. Komisyoncu falan mı erkek? Hayır. Bar artisti olmasınlar? Yok canım. Seyyah? Değil. Peki buradaki işleri ne? Masalarına dikkatle bakın anlarsınız. Orada bir ölüyü mü göreceğiz yine? Bir değil, 1000, 2000, 3000 ölüyü. Fakat sayısı çoğaldıkça ölülerin facia değerleri düşer. Hele bir tayyare bombardımanında ölmüşlerse eğer. Anlamıyorum. Halbuki mesele gayet basit. Şu ölü çocuk, şu ölü kadın, şu ölü ihtiyar el ele verip iki şimal ilahının masasını kuşatanlar Rotterdam bombardımanının mahsullerindendir. Ve o mavi gözlü ak iki ilah işaret verdiler ölüm kuşlarına avlarını daha iyi seçmeleri için. Şair gibi konuşuyorsunuz. Evet, maalesef. Ve bu bahse şiir girince kepazelik oluyor. Hele bu çeşit şiir. Ama ne yaparsınız? İnsan dehşetli bir şeylerle doluyor. Müthiş iğreniyor bir şeylerden. Müthiş kızıyor bir şeylere. Gel gör ki bacağınızdan bağlısınız olduğunuz yere. Kımıldanmak ne mümkün? O zaman gelsin lakırdı.
şairanelik, hem de sözde alaycı biraz, hafifçe liriko-romantik, hem de en kötü soyundan. Bizim de masamızda bir ölü var beyim. Ne müntehir, ne makbul, ne bombardıman zede. Durmadan konuşuyor ve çekiyor bal gibi şarabı. Her şeye rağmen memnun kendi kendinden. Ben mi? Hayır, ben. Ay ışığında karanlık bir istasyona girdi, karanlık bir tren. Siyah elbiselerin sarışını baktı pencereden. Mavi camdan bakılınca bu karanlık istasyon, ışıksız insanlar hazin ve telaşlıydılar bir kat daha. Orada sanki fısıltılarla bir şeyler konuşuluyor. Ölüm için, ayrılık için, sabahsız geceler için. Ve havada şıkır şıkır ay ışığı olduğu halde yerde rayların pırıltısı yoktu. Ancak 15 adım görünüp kayboluyordular. Yalnız iki direkte elektrik yanıyordu. Arka yola çekilmiş açık yük vagonlarının üzerinde. Ve bunların mühimmat yüklü oldukları belliydi brandalarından. İstasyon yapısı ve müştemilatı öyle yığınla simsiyah ve karmakarışıktı ki yolcular vagonlarını ve birbirlerini kaybederek koşuyordu peronda. Bir kadın çığlığı geldi yemekli vagona kadar. Hatice kız, neredesin? Siyah elbiselerin sarışını sordu esmerine. Faik Bey, nereye gidiyoruz? Ben bir bozkıra gidiyorum. Siz Eskişehir'e galiba. Onu demek istemedim. Malum. Covadis Domino. Bir roman ismi değil mi Doktor Faik Bey? Evet. Şaka etmeyin. Ne münasebet. Benim dediğim Doktor Faik Bey, deminki sözleriniz bir karanlık istasyon. İçimde ansızın kırıldı bir şey. Bir inkisarı hayal, bir tuhaf mahzunluk. Sanki bu gece mutlaka ölecekmişim de. Hayır, sanki hepimiz bu gece ölecekmişiz. Ben, siz, bütün insanlar, bu karanlık istasyon. Yani bir taraftan kendi kendimin acısı düştü içime. Fakat bir taraftan da bütün insanların acısı. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Yani ilk defa düşünüyorum. Yani sahiden gerçekten elle tutulacak gibi düşünüyorum. Bu dünyada benden başka da insanların yaşadığını. Laf diye değil, öyledir diye değil. Adeta birdenbire derimin üzerinde duymak, bunu düşünmek, anlamak. Ne dersiniz? Duydunuz muhakkak. Düşündünüz belki. Anladınız zannetmem. Ne olacak hem? Anlasanız da unutacaksınız. Bir andı geldi geçti yahut geçmek üzeredir. Geçmese de alışılır. Alışıldı mı mesele yok. Alışkanlık getirir eski yerine hiçbir şey duymamış, düşünmemiş, anlamamış olmanın rahatlığını. İlk seferkine göre belki miskin bir rahatlık. Rahatlık fakat. Haklısınız Faik Bey. Lakin nereye gidiyoruz değil mi? Evet, nereye gidiyoruz? Dünya nereye gidiyor böyle? İnsanlar nereye gidiyor? Bence bunu anlamak Bay Şekip Aytun'a. Bence bunu anlamak için Bay Şekip Aytun'a. Soyadınızı kendiniz mi seçtiniz? Hayır, bizim müdür. Güzel seçmiş. Bence bunu anlamak için nereden gelip nerede olduğumuzu anlamak lazım. Çok doğru. Çok doğru ama siz, ben anlayıp da ne yapacağız? Evet, 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 bir çıkmaz sokak, bir, dikkat ettiniz mi Bay Şekip Aytun'a? Ben demin sizi dinlerken farkına vardım. Biz münevverler hep birbirimiz gibi konuşuyoruz, aynı renkli cümlelerle, aynı eda. Tuhaf değil mi? Bilmem, acınız geçti mi Bay Şekip Aytun'a? Geçmek üzere. Çok güzel, evli misiniz? Bekar. Bekarlık sultanlıktır. Nişanlıyım Doktor Faik Bey. Tebrik ederim. Şarap? Mersi ben. Alkolle başınız hoş değil. Evet, dokunuyor. Her şeyin ifratı muzurdur zaten. 4. Ay ışığında lokomotifi buhar saçarak karanlık bir istasyondan çıktı Anadolu sürat katarı. Yemekli vagon, mutfak. Aşçıbaşı konuşuyor garson Mustafa ile. Aşçıbaşı Mahmut Aşer.
İnkılapçı yeni büyük mutfağımızın neoklasik tipiydi. Yani bir Amerikan filminde Singapur'a giden bir şilebin aşçı başısı gibiydi. Güler yüzlü, şişman ve beyaz takkesi biraz derbeder ve matruş. Ankara Palas'ta yavrum, Ankara Palas'a Kaliforniya'dan elma gelirdi. Garson Mustafa dinliyordu. Yavrum, Kaliforniya memleketinden elma. Tayyare ile Paris'e, Paris'ten bize. Kaliforniya elmaları görmüşlüğün var mı? Yok. Kaliforniya elmaları yavrum, iri kırmızı olurlar. Hem de bir boyda hepsi. Tornadan çıkmış gibi bir örnek. Bizimkilere tenezzül etmezdiniz demek. Haşa, etmezdik. Sokmazdı kapıdan en seçme Amasya elmalarını bilen Monsieur Fernand. O neci oluyor? Nasıl neci? Adını olsun duymadın mı? Duymadım. Yazık öyleysem. Bir de garson diye gezersin yavrum. Gezemez olsam. Neden? Hiç. Sen herifi anlat. Kim bu? Monsieur Fernand ustamızdı. Gavur olmasa pirimiz diyesim gelir. Paris'ten getirttiler. Aşçıların başvekili. Erkan-ı Harp. Ayda 800 alırdı Ankara Palas'tan yavrum. 800 kağıt. Helal olsun fakat. Adam derin, sanatkar. Haftada bir Fransız sefiri inerdi yanına. Kont de Chambre'ün mutfağa kadar. Ne konuşurlardı? Zannıma kalırsa salçalardan. Malumun ya alafranga yemek salça demek. Biz Ankara Palas'ta yavrum bir salça yapardık. Sos Grand Divoneur. Türkiye'de başka yerde emsali yok. Truf denir, bir çeşit mantar lazım buna. Kara bir mantar. Toprağın dibinde yetişirmiş. Fransızlar domuzlara buldurtup çıkartıyor bunu. Sırf bu işe alışkın terbiyeli domuzlar. Bize truf mantarı Paris'ten gelirdi yavrum. Kutular içinde. Burada yetişmiyor demek. Haşa, o cinsi yetişmiyor. Konya'da uğraşılmış diye duyduk. Hatta köpek kullanmışlar domuz yerine, nafile fakat. Truf dediğin siyah olacak ya, Konya'nınki beyaz çıkıyor. Monsieur Fernand Ankara'da mı hala? Kontratosu bitti 3 yıl önce, gitti. Fakat biz yetiştik. Çaldık elinden hünerini gavurun. Hatta Kastamonlu İbrahim yeni bir salça icat etti yaban domuzu filetosuna. Zaten bir kere ucunu görsün, şıp diye kapıp öğrenir Türk milleti. Akıllıyızdır. Fakat itibar görmeyiz kendi milletimizden. Şimdi 150 kağıt veriyorlar Ankara Palas'taki Türk ustaya. Monsieur Fernand'dan neyi eksik? Gavurluğu mu? Mustafa, kahve hazır. Garson Mustafa aldı kahveyi, çıraktan çıktı, verdi kahveyi. Garson, Hikmet Alpersoy'du garson Mustafa'yı çağıran. Hikmet Alpersoy, gümrah kahkahalı müteahhit fabrikatör adam. Garson, 3 şişe kavaklı dere getir. Mardanapal itiraz etti. 3 şişe çoktur beyim, yeter 1 şişe. Yetmez, 3 şişe gelsin. Mardanapal güldü. İhtiyar bir kurbağa gibi gülüyordu. Bastı yaşın 50'ye Hikmet Bey. Vazgeçmezsin o vardalıktan. 4 kişiydiler masada. Mardanapal mümessilidir 20 yıldan beri bir Alman firmasının. Mardanapal Leh Yahudisiydi. Büyük bir rahatlıkla satabildiğinden elektrik malzemesiyle beraber eksiltmelerde büyük ve küçük memurlarımızın vazife namusunu Hitlerciler eline bir temiz kan şehadetnamesi verip eski yerinde bıraktılar onu. Genç karısı bir harikadır Mardanapal'ın. İnce uzun bir çift bacak, ham incir gibi bir çift meme, kocaman karanlık kadife gözler ve pembe mermer gibi bir alın. Şarapları getirdi garson. Şarapları getirdi garson Mustafa. Baktı Mardanapal, tüylü kaşların altında akları patlak mahzun gözleri vardı. Baktı Mardanapal, büyüklerden insanın masasından tarafa. Hikmet Bey dedi, şu adama bir sualim var şimdi. Bir doğru cevap verse 100.000 lira veririm. Ne soracaksın? Harbe giriliyor mu? O söylemez. Sen Tahsin'e sor. Tahsin de söylemez. Bilmez de ondan.
Ben bilirim neyi söyler, neyi söylemez Tahsin. Bilse de söylemez bunu. Fehim konuştu. Bu işi Türkiye'de yalnız bir kişi bilir. Başkasının sözüne bakma. Müddei muaviniydi Fehim. Yakışıklı, genç, biraz peltek. Fehim'in 150'liklerden babası Paris'te öldü. Fehim'in karısı bir Kürt derebeyi soyunun kızıdır. Karı koca 3 senede bir apartman, bir konak ve nakden 65 bin lira yediler. Hala fakat evlerinde bir Fransız Dame de Compagnie vardır. Fehim'in bir Ford arabası, 3 bin lira kumar borcu ve hala unutulmayan 5 yıllık bir şöhreti ki bir gecede akıntı burnunda gazinoda rezalet çıkarıp Dolmabahçe Sarayı'nda tokatlandığına dairdir. Saraydakinin emriyle silahşorlardan en meşhur atmıştı Fehim'e tokatı. Fehim ilk önce ürktü, kızdı, afalladı. Fakat saraydakinin ayakları dibinde sonra yere kapanıp yüzü koyun, hıçkıra hıçkıra çaresiz bir çocuk gibi ağladı. Halbuki daha o gün sabah mahkeme salonunda sırmalı siyah cübbesinin içinde Levent yükselerek ölümünü istemişti bir insanın. Hikmet Alpersoy sordu. Harbe giriliyor mu diye merakın neden vardı Napal? Bir hesap meselesi Hikmet Bey. Fehim sordu. Hitler'in kazanmasını istiyor musun Mardan Apal? Kalbin ne diyor? Gümrah kahkahalarla güldü Hikmet Alpersoy. Mardan Apal Yahudi sayılmaz. Mardan Apal konuştu yumuşacık. Pasaportum değil beyim. Fakat Mardan Apal Yahudidir. Yahudiyim çok şükür. Hitler duymasın, duysun. Ben onlara para kazandırıyorum. Hitler eline verseler ne yaparsın Mardan Apal? Ortak alırım. Kazıklamak için mi? Öldürmez miydin? Bu dünyada hangimiz ölmeyecek? Yahu hiç mi kızmıyorsun Almanlara? Bunu soran Aziz Bey'di. Mardan Apal güldü. Cevap vermedi Aziz Bey'e. Elleri pantolon ceplerindeydi Aziz Bey'in. Bu cepler yanlarda değil, öndeydiler. Çapraz, ağızları uzun ve eğri. Aynı cepleri taşır Aziz Bey'in smokin pantolonları bile. Çetelik devrinden kalmadır bunlar. Çerkez de Aziz Bey, orman bekçisiydi babası. Fakat bugün Aziz Bey'in bir sömürge toprağı kadar ormanı var. İstanbul'a odun ve kömür veren ormanlar. Yaz günleri ormanın ortasında ona köşkün merdivenlerinde rastlarsan, Hindistan'da bir İngiliz valisidir bembeyaz kolonyal şapkasından asaletli tebessümüne kadar. Ve kış geceleri ormanda kurtlar dolaşıp ağaçlar olurken köşkün sofrasında misafir olmuşsan eğer, 10 metredir uzunluğu bu sofranın, masanın başında altın sarı ve kan kırmızı görürsün onu. Kızarmış av etlerine, şaraba ve dostlara ikram eder. Ve bu havalide orman memurlarıyla jandarma komutanlarının karıları, hemen hemen hepsi çirkin karılardır. Bileklerinden dirseklerine kadar dizerler altın bilezikleri. Yalnız bir nahiye müdürü kafa tuttu ve 3 gün sonra evi basılıp dövüldü bayılıncaya dek. Bazen ormanda yerde kırmızı meşe yapraklarının üzerinde altında boğum boğum kalın uzun dalların başları bir kurşunla delinmiş cesetlere takılır ayağınız. Bunlar odun kaçakçısı köylülerdi. Aziz Bey ormanlarındaki işçilerin bilmez sayısını. Zaten Aziz Bey hesap bilmez. Muhasebe servisi alt kapağıdır cigara paketinin. Hısım ve akrabaları ki korucu başıları ve silahşörleridir çalarlar hayasızca Aziz Bey'den. Aziz Bey bilir, ses çıkarmaz. Çünkü 10 misli daha 100 misli çoğunu cigara paketi muhasebesi işçilerden çalar. Bazen ormanda bir veremli kızdan konuşulur. Bir zamanlar ağaçların altında hayalet gibi dolaşan bir kızdan. Kız ölmüştür. En kırmızı gürgenlikte mermer bir mezar ve ağaçlarla ağaçlar dolusu miras bırakıp Aziz Bey'e. Fakat balık suya Aziz Bey ağaçlara doymaz. Daha çok ağaç, daha çok ağaç. Hiçbir insanın sahip olmadığı, hiçbir kuşun görmediği kadar. Aziz Bey sordu.
Niye güldün Vardanapal? Yine ben sana hayırlı bir haber vereyim. Alamanlarla anlaşacağız, görürsün. Sevindin mi Vardanapal? Sevinelim hep beraber Aziz Bey. Tamamlanır yarı kalan işin. Vay, bunu da mı duydun? Biz her şeyi duyarız, Yahudiyiz. Alman şirketi 1 milyon veriyor, değil mi? Güzel para. Bizimkiler iş bilir. Bütün vilayeti 2 senede alırsınız. Ortak olurlarsa senin ağaçlarına setün bon afer doğrusu değer. Anlaşalım Aziz Bey, sevinelim hep beraber. Bir şeyler hazırlanıyordu mavi camların dışında. Farkında değildi mavi camların içindekiler. Dışarıda ay kızarıyordu. Çevresinde ince beyaz bir duman. İçeride 5. masada 3 kadın ve 1 erkektiler. Tombul ve gençle erkek. Kadınlar ihtiyar ve boyalıydı. Ve çenelerinin altında sarkıyordu etleri beyaz ve harap. Kadınlardan 3.'sü dişleri takma olanı uzattı yüzüklerle dolu bir içare elini altında masanın ve soktu erkeğin pantolon cebine. Dışarıda gecenin doğusunda bulutlar kararıyor ve yağmuru, yıldırımı, rüzgarı taşıyarak simsiyah, kırmızı, ıslak yürüyorlar batıya. Ve bu alçalıp yaklaşan bulutlara doğru adeta yükselen toprağın üzerinde koşuyor telgraf direkleri ve karanlık bir tren, Anadolu sürat katarı. Yemişlerini çoktan yiyip kahvelerini içmişti yemekli vagon. Aşçıbaşı Mahmut Aşer, metrdotel ve garson camlı bölmenin gerisindeler. Kendi masalarında birleştiler. Oldukları yerden vagon boydan boya görünüyordu. Orada konuşuyordu insanlar. Fakat ses gelmediğinden açılıp kapanıyordu ağızları. Balıklarınki gibi ümitsiz. Dışarıda bir şimşek çaktı gecenin doğusunda. Dışarıda bir çocuk çömeldi olduğu yere. Ve kulaklarını ıslak elleriyle kabayıp saydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gök gürledi. Herhalde yakınlarda bir yere düştü yıldırım. İçeride yemekli vagonda çok ihtiyar bir erkek hesaplar yapıyor üzerinde pembe bir kağıdın. Bu dünyaya yakın ve bakıyor bir başına bu dünyadan uzak. Mavi camlarda yağmurun yağışına. Damlalar sicim gibi iniyorlar. Yağmur kamçılıyor camları. Fırtınada karanlık bir tren götürüyor adamları. Galşon Mustafa sildi masalarını koluyla. Sarı yapraklı bir defter çıkarıp cebinden koydu. Açtı yavaşça 1. yaprağını. Sordu aşçıbaşı Mahmut Eşer. Neyin nesi oluyor yavrum bu defter? Burada bir destan yazıldı Mahmut Usta. Böyle işlere merakın var öyleysem. Var. Benim de vardır. Kim yazmış bunu? Mahpus bir adam. Tamam, hapishane destanı severim yavrum. Bu öylesi değil. Yazık. Hapishane destanları yanıktır. Zaten sesin de, sevdanın da yanığı güzel. Herif söyleyecek, sen acıyacaksın. Yürekte acımak olacak. İnsanlık yani yavrum. Acınacak bir şey yok mu bunda? Hem var, hem yok. Bu Köroğlu destanı gibi bir şey. Onu da severim. Hadi bismillah, başla bakalım. Dışarıda son kertesindeydi fırtına. Rayların ve yağmurun sesini saatlerce uzaklara götürüyordu rüzgar. Ve kilometrelerce mesafeden uğultular getiriyordu. Artık yalnız gecenin doğusunda değil, çakıyordu şimşek her tarafında karanlığın. Ve adeta ölçülü aralarla düşüyordu yıldırımlar. Mustafa destanını okumaya başladı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler. Ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler. Ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır.
Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman. En alim aynalara, en renkli şekillere aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Sustu Mustafa. Mahmut şaşırmıştı biraz. Tuhaf bir destan dedi. Tuhaf bir destan yazmış bu mahpus adam. Bir şeyler karıştırır. Fakat yavrum senin sesin yanık. Makamını da okuyorsun, insana dokunuyor. Bitti mi? Hayır, bu başı daha. Eşrev gibi öyleysem, biz sonuna bakalım. Mahmut sordu. Mustafa destana devam etti. Yıl 1918 ve 19 ve hikayeyi Karayılan. Mahmut sordu. Hikayenin adı mı bu? Evet, okuyorum. De bakalım. Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizde durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akhisar Mayıs ortasından Haziran ortalarına kadar, yani tütün kırma mevsimi, yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş dövüşüyordu. Antepliler silahşör olur. Uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ard ayağından vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Karayılan, Karayılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı Karayılan. Karayılan olmazdan önce. Gavurlar Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Gavur tutmuştu tepeleri. Gavurun topu vardı. Antepliler Duzova'da sıkışmışlardı. Gavur şarapnel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Gavur tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanıydı. Düzova'da bir gül fidanıydı Karayılan'ın olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namluya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur, Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat gavurun topu vardı ve ne çare kader Düzova'yı Antepliler gavura bırakacaklardı. Karayılan olmazdan önce umrunda değildi Karayılan'ın kıyamete dek gavura verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun, ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasını. Deresi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı.
Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan olmazdan önce kara yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, demir sandıkta saklansan bulur seni ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldı Anteplileri. Seyirttiler peşince, gavuru tepelerde yediler. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Ve biz bunu böylece duyduk ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen kara yılanı ve Anteplileri ve Antep'i aynen duyup üşüttüğümüz gibi destanımızın birinci babına koyduk. Yavrum yaşasın kara yılan, aşk olsun Antepliler. Bak bunu iyi yazmış, beğendim. Daha bir hayli şeyler söyleyecekti Mahmut Aşer. Fakat seslendiler içeriden. Garson! Hikmet Alpersoy'du çağıran, gümrah kahkahalı adam, konserve fabrikatörü ve silah taciri. Maden suyu getir bana. Galiba sahte sizin Kavaklı Dere şarapları. Okudu midemin canını. Hayır beyim, şaraplarımız kes. Çabuk maden suyu getir. Dudakları titredi garson Mustafa'nın, kızardı esmer elmacık kemikleri. Kendini zor tuttu küfretmemek için. Zaten bir yıldır hapishanedekini ziyaret ettiği günden beri kirli ıslak bir ten fanilası gibi taşıyordu garsonluğu sırtında. Tellerin ve demirlerin arkasında görmüştü içeridekini. Çocuk yüzlü bir adamdı. Garsonluğunu öğrenince sözlerinden Mustafa'nın acır gibi, üzülür gibi, hatta biraz ayıplar gibi bir şey geçmişti gözlerinden. Belki yoktu böyle bir şey. Ve o anda belki bir demirin gölgesiydi düşen gözlerine hapistekinin. Ne olursa olsun fakat garsonluk saygıdeğer bir meslek değildi artık Mustafa'ya göre. Uşaklık gibi bir iş. Metrdotel'e kızgın bir sesle söylendi Mustafa. Şuradaki bay şarabı beğenmemiş. Nazik midesi bozulmuş pezevengin. Maden suyu istiyor. Götür. Metrdotel yataklı vagonlar üniforması içinde kibirli bir adam. Birçok şeye birden o kadar şaşırdı ki götürdü maden suyunu. Fakat giderken Mustafa ben gelmeden dedi okuma şunu. Dışarıda ıslak bir toprak gibiydi karanlık. Anadolu sürat katarı yağmur ve rüzgarla itilerek inanılmaz bir süratle akıyordu rayların üzerinde. Döndü metrdotel. Mustafa devam etti destanına. 1920 yılı ve hikayeyi Arhevili İsmail. Ateşi ve ihaneti gördük. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akhisar, Karacabey, Bursa ve Bursa'nın şarkında Aksu çarpışarak çekildik. 920'nin 29 Ağustos'u. Uşak düştü. Yaralı ve dehşetli kızgın. Fakat toprağımızdan emin Dumlupınar sırtlarındayız. Nazilli düştü. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık. Dayanmaktayız. 1920 Şubat, Nisan, Mayıs. Bolu, Düzce, Gey ve Adapazarı. İçimizde hilavet ordusu, Anzavur isyanları. Ve aynı sıradan 3. 1. Teşrin Konya. Sabah 500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla deli baş girdi şehre. Alaaddin Tepesi'nde 3 gün 3 gece hüküm sürdüler. Ve Manavgat istikametlerinde kaçıp ölümlerine giderken terkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler. Ve 29 1. Kanun Kütahya. 4 top 1800 atlı bir ihanet. Yani Çerkez Ethem. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları koyun ve sığır sürülerini önüne katıp düşmana geçti. Yürekleri karanlık, kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü. Atları ve kendileri semizdiler. Ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı, etimiz mütehammil, sevgisiz ve ihtirassız çıplak devler değil.
inanılmaz zaafları ve korkunç kuvvetleriyle, silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. Beygirler çirkindiler, bakımsızdılar. Hasta bir fundalıktan yüksek değillerdi. Fakat Bozkır'da kişneyip köpürmeden sabırlı ve dolu düzgün koşmasını biliyorlardı. İnsanlar uzun asker kaputluydu. Yalın ayaklı insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti. Kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden, eğrilip bükülmüştü. Ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Ve asker kaçakları, korkuları, mavzerleri, çıplak ölü ayaklarıyla karanlıkta köylerin üstünden geçiyorlardı. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, bedbahtılar. Şosenin ıssız beyazlığına inip nal sesleri ve yıldızlarla gelen atlıyı çeviriyor ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlardı uçurumlara şayak, cigara kağıdı, tuz ve sabun yüklü yaylıları ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında gecenin bu geç vakitlerinde kaçak silah ve asker ceketi yükleyen lastakaları hürriyet ve ümit su ve rüzgardılar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. 3 tondan 10 tona kadardılar. Ve Latin yelkenlerin altında fındık ve tütün getirip şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederini ve kapataş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda düşman taretlerinin önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve baş altlarında insanları vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Karanlıkta kurşunlu derisi kırmızıya boyanan balta baş gemi düşman torpidosudur. Ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in 5 tonluk takası. Kerempe fenerinin 20 mil açığında gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar. Ve başları bembeyaz parçalanıp dağılıyordu. Rüzgar yıldız poyraz. Esirlerini bordasına alıp kayboldu düşman torpidosu. Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya. Arhaveli İsmail bu ölen teknedendi. Ve şimdi Kerempe fenerinin açığında batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil. Rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Arhaveli İsmail kendi kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece tophane rıhtımında kamacı ustası Bekir Usta ona evladım İsmail dedi. Hiç kimseye değil dedi. Bu sana emanettir. Ve Kerempe fenerinde düşman projektörü dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reis deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın patalyasına açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha peşinden 3 kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor. Daha karşıda bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivastopol'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak İsmail çekiyor kürekleri. İsmail rahattır.
kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde, İsmail unsurunun içinde, emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmazsa liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor, belki karayel gösterecek. En azından 15 mil uzaktır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kemer altında fatikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. 100 kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail bunu beklemiyordu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında. Sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail'in içine. Ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı, elleri yıldılar, yüklendiler küreklere, kürekler kırıldılar. Sular tekneyi açığa sürüklüyor, artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail. İlk önce küfretti, sonra elham okumak geldi içinden, sonra güldü, eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadığı insanlara Arhaveli İsmail'in akıbeti. Aşçıbaşı Mahmut Aşar kocaman yumruklarının tersiyle ovuşturdu gözlerini. Sesi doluydu. Ben bu İsmail'i tanırım yavrum, güldü metre d'otel. Amma da yaptın usta. Sahiden İsmail diye bir adam yok. Böyle bir insan yaşamamış. Bu dinlediğim masal. Mahmut Aşar adeta kızdı bu itiraza. Yavrum masal olur mu? Haşa. Destan denildi, duymadın mı? Köroğlu da mı yaşamamış? Tahir'le Zühre de mi yalan? Hem ben tanırım dedim sana Arhaveli İsmail'i. Fakat 20 yıldır gördüğüm yoktu. Ölmüş daha o zaman. Yazık, erkek çocuktu. Sustu Mahmut Aşar. Yemekli vagondakilere, cam bölmenin arkasındakilere bakıyordu garson Mustafa. Öfkesi yükseliyordu yüreğinden boğazına doğru. Konuştu tekrar Mahmut Aşar. Sanki konuştu kendi kendine. Doğrusun yavrum. Hikaye oldu Arhaveli İsmail. Eski zamanlar bütün hikaye oldu gayrı. O günler ayrı, bu günler ayrı. O günün adamları yavrum bir başka çeşit. Bir başka çeşit yavrum bugünün adamları. Mustafa bana bak, harplerden de yazıyor mu bu? Yazıyor. İnönü Harbi'ni de anlatıyor öyleysem, anlatıyor. Ben bulundum orada. O harbe sonra birinci İnönü dediler. Garson Mustafa hayretle sordu. Sen de muharebe ettin demek. Ettik elbette. İnönü meydanı yavrum. Rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheliler bitti diyelim. Hamseyin niye başladı ya başlıyor. Muharebe 5 gün 5 gece sürdü. Kan gövdeyi götürdü. Ve nihayetinde gavurlar karın üstünde top arabaları, sandıklar dolusu konyak, 6 kamyon bıraktılar. Sonra kaçarlarken yavrum, biz mi kaçtık onlar mı pek belli olmadı ya. Fakat onlar kaçarlarken köyleri, köprüleri yaktılar. Aşçıbaşı Mahmut Aşar, inkılapçı yeni büyük mutfağımızın neoklasik tipi. Birdenbire göründü Mustafa'nın gözüne büsbütün bambaşka bir adam gibi. Burnunun biçimine kadar hatta. Ve beyaz takkesi kayboldu. Sonra Mustafa'ya metre d'otel, kimden aldın bu yazıları? Kardeşimden. Bu şiirleri yazan mahpusu kardeşin tanıyor mu? Arkadaşıdır. Bir gün ben bile gittim ziyaretine. Kimin? Hapisteki şairin mi? Evet. Kardeşin ne iş yapar senin? Amele. Fırtınada karanlık bir tren götürüyor adamları.
Yağmur kamçılıyor mavi camları. Damlalar sicim gibi iniyorlar. Mustafa devam etti destanını. Birinci İnönü, sonra ikincisi. 23 Mart 921 günü düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor. Onlardaki topçu ve piyade bizden 3 kere fazla. Bizim atlımız çok. Atların mekanizması hartucu namlusu yoktur. Ve kılıç çıplak ucuz bir demirdir. 26 Mart akşam sağ cenah ilerimize yanaştılar. 27 Mart bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesinde ay ışığı var mıydı bilmiyorum. İnönü karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu. Ve ertesi gün 1 Nisan Metris Tepe aydınlanıyor. Saat 6.30. Bozoyuk yanıyor. Düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar Dumlupınar. Sonra Haziran, bir yaz gecesi. Dünyada yalnız pırıltılar ve böceklerin sesi. Sakarya'yı 3 yerinden sallarla geçiyoruz. Basarak aldık Adapazarı'nı ve dolaşıp Sapanca Gölü'nün sazlıklarını yanaştık İzmit'in şarkında Çuha Fabrikası'na. Düşman kısmen gemilere binerek denizden ve kısmen Karamürsel üzerinden Bursa'ya çekilip boşalttı İzmit şehrini gece yarısı. Sonra 23 Ağustos, Sakarya Melhame-i Kübrası ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim 40 bin piyademiz, 4500 atlımız, düşmanın 80 bin piyadesi, 300 topu vardır. Harp meydanının şimal yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla, kireçli toprakları ve kayalarda tek başlarına birbirinden uzak, haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdüsselam Dağı, Gökler Dağı, dağlar. Ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir Şimali Garbisi'ne kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Cenup'ta ve Cenub-u Şarki'de yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihanbeyli Ovası, çöl. Bu çölün, bu dağların, bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fasılasız dövüşüp düşman ordusu ricata mecbur kaldı. Buna rağmen sene 1922 ve 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. İnanılmaz şeyler düşmandadır ki bunların arasında 7 göl, 11 nehir ve köklerinde baltamızın yarısı ve yangınlarıyla bizim olan 100 kere 100 bin dönüm orman, bir tersane, 2 silah fabrikası ve 19 körfez ve liman ki belki birçoğunun rıhtımı, mendireği, kırmızı yeşil fenerleri yoktur. Ve belki sularında ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı. Fakat onlar tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdiler. Sonra 3 deniz, 6 kol tren hattı. Sonra göz alabildiğine yol. Sıla'ya gittiğimiz, gurbette göründüğümüz ve neden ve niçin olduğunu sormadan çöle, Çanakkale'ye, ölüme gittiğimiz yol. Ve sonra toprak ve o toprağın insanları. Uşak tezgahlarının alıp okuyanları. Klaptan işlemeli eğerleriyle meşhur Manisalı saraçlar. Yol kenarında ve istasyonlarda açlar ve kurnaz, cesur, ağırbaşlı ve çapkın ve kütleleriyle delikanlı İstanbul ve İzmir işçileri ve zahire ve kantariye tacirleriyle eşraf ve ayan, kıl çadırlı yürükleri aydın ve sonra ırgat, ortakçı, maraba, davarlı ve davarsız yarım meşin çizmeli hamçarıklı köylüler. 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir
düşman elindedir. 5. Anadolu sürat katarı yaklaşıyordu Sapanca'ya. Siyah elbiselerin sarışını, siyah elbiselerin esmerine dedi ki, deminden beri bakıyorum Faik Bey, aşçı, metrdotel ve garson şurada camın arkasında bir şeyler okuyorlar. İyice bakmamışsınız. Garson okuyor, dinliyor ötekiler. Evet, ne okuyorlar acaba? O garson ne okuyabilir diye düşünüyorsunuz. Garson ve okumak. Aşçı başı ve okunan bir şeyi dinlemek tuhafınıza gidiyor. Doğru. Karagöz'e benzemiyor okudukları şey. Niye Karagöz geldi aklınıza? Bilmem. Fakat başka bir şey de olabilir. Ahmet Haşim'in şiirleri niye olmasın? İmkanı yok, hayır. Aşçı başı anlayamaz Haşim'i. Haklısınız Bay Şekip Aytun'a. Aşçı başıyı anlatacak açık, korkunç, cesur, haklı ve umutlu bir tek sözü yoktur Ahmet Haşim'in. Şiir bunlardan mı ibaret yalnız Doktor Bey? Şiir dünyadan ibaret. Ve bugünkü dünyada yalnız bu dediklerim anlatılmaya değer. Ne garip fikirleriniz var. Gariptirler. Hatta bir bakıma komik. Hatta bir bakıma mürahi, züppe ve alçak. Sadece bol bol gevezelik edip dövüşmedikleri, dövüşemedikleri için. Yağmur dinmişti dışarıda. Rüzgar aynı hızla esiyordu fakat zifiri karanlıkta belirdi Sapanca Gölü'nün pırıltısı. Anadolu sürat katarı yavaşlıyor. Geçiliyor yanından sırılsıklam simsiyah ağaçların ve yavaşlayan trenin azaldıkça gürültüsü rüzgarın uğultusunda yeni bir ses duyulmaya başlıyor. Bu ses suyun ve sazlıklarındır. Tren durdu. Haykırışmalar oldu dışarıda. Yemekli vagonun mavi camlarına dışarıdan bir şeylerle yüklü ıslak kadın ve çocuk elleri vurdu. Baktı bu tırmanan mavi ellere yemekli vagondakiler. Bir tek elma almadan fakat kalktı Sapanca'dan Anadolu sürat katarı. 21:57 geçiyordu saat ve 108 kilometre cenubunda Anadolu sürat katarının giriyordu Bilecik istasyonuna bir başka tren. Haydarpaşa'dan 15:45'te kalkan katar. Burada ne yağmur ne rüzgar. Kar gibiydi ay ışığı. Ve 510 numaralı 3. mevki vagonun camları değil, maskelendiğinden ampulleri koridorda bir açık pencereden iki yolcu mehtabı seyrediyordu. Nuri Öztürk, bakım evi kaleminde muhasebeci ve Kartallı Kazım. Bir dümdüz beyazlığın üzerinde sarsıntısız ve kolay, kızakla çekiliyormuş gibiydi ay. Mahkumların bölmesindeydi üniversiteli. Son harbin ekonomik ve sosyal sebeplerini anlatıyor mahkum Halil. Yuvarlak sayılar ve kupkuru kelimelerle konuştuğu halde kavga ediyormuş gibi heyecanlı. Ve miyop gözleri gözlüklerini yenmişti. Ve ölen insan sayıları yıkılan şehir isimlerine rağmen umutlu iki el gibi bu gözleri alnının üstünde duyuyordu üniversiteli. Fakat dehşetli umutsuzdu çavuş. Mırıldandı kendi kendine. Asi geldiler, asi geldiler Allah'a. Amma da olur şimdiki muharebe ha. Ana baba günü, vaveyla günü. Vaveyla çalkanı böyle arzla semanın arasında. Hayat meselesi. Sonra mahkum Süleyman'a döndü. Süleyman Bey dedi. Süleyman Bey. Üvey kuşu şöyle feryat edermiş ila nihayet. Keşke beni yaratmasaydın. Bu dünyaya gelip ilk defa ölümü gördüğünden sonsuzluk yani. Hay felek, hay felek. Devre aleme bak. Bir yükseliş devri. Sonra bir artçalış devri geliyor muhakkak. Dünyaya sahip olan bir rüzgar. Hadi bakalım toprağa kayboldum. Mahkum Fuat kendi İstanbul'u yüreğinde açık pencereden geceyi seyrediyordu. Kızını düşünüyordu mahkum Melahat. İki kat entarisi, 4 çift çorabı var. Patikleri eskidi. Kış gelirse yün atkısı yok.
Uyukluyordu jandarma Haydar. Mahkum Halil'i dinliyordu jandarma Hasan. Gökyüzünde kızakla çekiliyormuş gibiydi ay. Yaklaşmayıp uzaklaşmayarak değirmi ve parlak hep aynı mesafede trenle birlikte yürüyordu. Trenle birlikte yavaşladı. Trenle birlikte durdu Bilecik istasyonunda. Koridorda 3 kere derin nefes aldı Nuri Öztürk. Hazin bir şarkı söyler gibi konuştu. Mahitaba bakamam, yar gelir hatırıma. Ay ışığıyla doluydu sarı kurt gözleri Kartallı Kazım. Kartallı Kazım konuştu. Benim eski yıllar gelir hatırıma, Kuvayi Milliye yılları. Sustu ve devam etti hemen. Kaç yıl geçti üzerinden. Tıpkı böyle mehtaplı bir gece. Yine böyle bir gümüş kutunun içindesin. Ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız. Ya çok seslidir, ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten. Ben tek başıma yüzü koyun yatıyorum. Arkasındayım filintamın. Kız gibi Osmanlı filintası. Parlıyor arpacık namlunun ucunda. 100 yıllık yoldaymış gibi uzak bir damlacık. O gün merkezden emir aldık. Gebze'deki İngiliz yüzbaşısının tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur. Satıyor bizimkileri. İyi hesaplamışım herifin geçeceği yeri. Söküldü karşıdan beygirin üzerinde. Beygir yüksek İngiliz kadanısı. Kendi halinde yürüyor hayvan ortasında demir yolunun. Sallana sallana ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış dizginleri. Onun da başı sallanıyor. Belki de uyuyor üzerinde beygirin. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten mehtap da heybetli görünür insan. Aramızda kaldı kalmadı 400 adım. Namluyu kaldırdım biraz. Mansur'un sallanan başını nişanladım. Soldaki yamaçtan düştü bir taş parçası. Bir kuş uçtu sağımdaki ağaçtan. Ağaç çınar. Kuş ürkmüş olacak. Kafam çevrildi kuşun uçtuğu yana. Mehtap'la yüz yüze geldik. Tıpkı işte bunun gibi kocaman, desteğirmi, bembeyaz. Gözümü aldı adeta. Zaten bu yüzden tekrar göz, gez, arpacık hedefi bulup ateşlediğim zaman ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde galiba omuzuna girdi. Herif hınk dedi bir, kulağımın dibinde sesini duydum. Beygir'in başını çevirdi, 4 nal kaçıyor. Yetiştirdim ikinci kurşunu. Beygir'in üstünde sola yıkıldı. 3. kurşun düştü beygirden. Fakat bir ayağı üzengiye takılmış, biraz sürüklendi peşinde kaçan hayvanın. Sonra kurtuldu ki ayağı, Mansur yıkılıp kaldı olduğu yere. Yamaca sardı beygir. Kalktım, yürüdüm herife doğru. Üzerinden kağıtları alacağım. Casusların isimleri vardır. Aramızda 4 telgraf direği yalnız. 50'şerden 200 metre eder. Tercüman doğruldu apansızın. Yana attı kendini. Kaçıyor bayır aşağı. Filintayı omuzladım. 4. kurşun. Yıkıldı herif. Başladım koşmaya. Doğruldu yine. Aramızda 100 adım. Mansur yürüyor önümde sarhoş gibi sallanarak. Kaçmıyor artık. Yürüyor. Ben de koşmayı bıraktım. Deniz kıyısına indik. Orada boş bir fabrika vardır. Bir de beyaz bir ev. Tahta iskelesi iner denizin içine kadar. Baktım ki herif suya giriyor. Kağıtlar ıslanacak. 5. kurşunu yaktım. Suya düşüp kaldı önde giden. Ve ben tazelerken şarjörü, bir ışık yandı evde, bir pencere açıldı. Galiba bir kadın baktı dışarıya, boğazlanıyormuş gibi bağırdı tercüman. Pencere kapandı, ışık söndü. Tercüman atıldı tahta iskeleye. Art ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor. Hala gitmez gözümden. Hay anasını. Ay da denize düşmüş. Dağılıp toplanıyor, toplanıp dağılıyor. Velhasıl uzatmayalım.
Mansur'un işini bıçakla bitirdik. Kağıtlar kan içindeydi. Fakat kan kapatmıyor yazıyı. Sustu birdenbire Kartallı Kazım. Sonra devam etti hemen. Herif namussuzun biriydi muhakkak. Düşmana satılmıştı, orası öyle. Kaç tane din kardeşinin başını yedi, biliyorum. Ama ne de olsa mehtapta herif beygirin üzerinde uyumuş geliyordu. Demek istediğim, öyle günlerde bile, böyle bir adamı bile bu çeşit öldürüp, ortalık duruldukta yıllarca sonra mehtaba baktığım vakit üzüntü çekmemek için ya insanda yürek dediğin taştan olacak yahut da dehşetli namusta olacak yüreğin. Bizimkisi taştan değil çok şükür fakat namuslu. Ne malum dersen, dövüştük bir aşkına, yaralandık birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik aldım ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçıvandık, kavgadan sonra Kartal'da bahçıvan. Yalnız işte ara sıra yerli yersiz böyle anlatırız. Nuri Öztürk, anlatmazsın, övünürsün mamafi böbür böbür diyecekti az daha. Esasen Kuvayi Milliye hikayeleri asabını bozardı Nuri Öztürk'ün Anadolu'ya zamanında geçmediğinden. 510 numaralı 3. mevki vagon, alacakaranlığında uykusundaydı 5. bölme. Yalnız Sakaryalı Şakir'di uyumayan sirozlu hasta. Çöp gibi boynunun üzerinde bir mantık yanlışlığı olarak dimdik duruyordu başı. Karnının üstüne koymuştu ellerini. Bu yamru yumru eller düşünüp konuşabilseydi eğer. Şakir, her dakika artıyor karnındaki su. Düştü yüreğine ölüm uykusu. Göz yummak ne mümkün diyebilirdiler. Demediler fakat. Çünkü artık düşünmeye tenezzül etmiyor Şakir. Ve duymuyor artık yaylı bir karyolada ölmenin hasretini bile. 510 numaralı 3. mevki vagon, koridor. Koridorda iki yolcu mehtabı seyrediyor. Gökyüzünde sarsıldı bir kere, sonra kızakla çekiliyormuş gibi rahat ve kolay yürümeye başladı ay. Bilecik istasyonunu arkada bıraktı tren. Ve 90 bu kadar kilometre şimalinde bu trenin bir başka katar, Anadolu sürat katarı, koşuyordu rüzgarlı kanarlıkta canuba doğru. Boşalmıştı yemekli vagon yarı yarıya. Garson Mustafa daha bir hayli okumuştu destandan. Hikaye-i İmalat-ı Harbiye Fabrikası, Hikaye-i Hasan, Hikaye-i Üç İnsan, Hikaye-i Mustafa Supi ve arkadaşları. Metrdotel'in kaşları çatılmıştı bilhassa bu son hikayede. Ve kararmıştı içinde üniformasını. Yavrum Mustafa, dedi aşçıbaşı Mahmut Aşer. Yoruldum, gerisini birazdan okuruz biz bize kalınca. Ve Mustafa soktu sarı yapraklı defterini cebine. 22:36 geçiyordu saat. Büyüklerden insan kalktı masadan. Yanındakiler de kalktılar. Ben yatmaya gidiyorum müsaadenizle, siz rahatsız olmayın, düşündü Tahsin, mebus doktor. Zeka bu kadar erken uyur mu? 22:36 geçiyordu saat. Monsieur Duval konuşuyordu Cazibe Hanım'la. Sizin köylülerinizden memnunum. Kanaatkar ve sabırlı insanlar. Tüccarlarınız da fena değil. Memurlarınız zararsız. Beğenmiyorum fabrikatörlerinizi fakat size her şeyden önce ziraat lazım. Sonra devletçiliği de bırakmalısınız. 22:36 geçiyordu saat. İzmirli tacirlerden Emin Ulvi Açıkalı'nın aklında 100.000 sandık kadar üzüm ve incirin hesabı var. Girdi Kasım Ahmedov ve tadı bir mandalina dilimine benzeyen kızın titredi dudakları. Hikmet Alpersoy 350.000 diye bitirdi sözünü. Mardan Apal 400.000'e çık,
yalnız bir mesele var diye başladı sözüne. CM muavini Fehim, Mardan Apal'dan 500 lira borç isteyebilirim diye düşündü. 22:36 geçiyordu saat. Ve Anadolu Sürat Katarı'nda bir delikanlı duruyordu sahanlığında birinci mevkiin. Tıp fakültesinde talebeydi. Eskisinden bir köy ağasıydı ki babası sahibi olmuştu son 15 yıl içinde 3 çiftliğin ve 2 çeltik fabrikasının. Duruyordu kederle sahanlıkta tıp talebesi. Altay dağlarını düşünmüyordu. O dağlara ki bir gün yalın kılınç gitmek niyetindedir. 7 tuğ taşıyan atlılarla ve başında demir miğferi. Şimdi yüreğindeki keder yine macerasız geçen tren yolculuğundandır. Halbuki trenlere ne kadar güzel kadınlar biner. 22:36 geçiyordu saat Anadolu Sürat Katarı'nda. İki kadın konuşuyordu ikinci mevkide bölmelerin birinde. 50 yaşındaydılar. 50 yıl elle tutulacak gibi belliydi ikisinin de üzerinde. Soldaki bir profesör karısıydı. Geniş uzun yüzü ağlamaktan kızarmış. Şapkasını çıkarmış. Buruşuk elleriyle ak saçlı şakaklarını tutuyordu. Durmadan konuşuyordu sağdaki kadın. Herifin bu kadar kahrını çektin kardeş. Boyunca iki evlat yetiştirdin. Ne demeye boşanacaksın? Bakmaya mecbur sana. Baksın. Şimdi gidip elinle tutsan bile boşanayım deme sakın. Boşanmak onun canına minnet. Herifi rezil et bir temiz fakat. Sonra dön keyfine bak köşene kurul. 22:36 geçiyordu saat. Aynı bölmedeydi Nimet Hanım. Genç bir kadın. Bir vekaletle memurdur. Güzel değil. Başka bir şey. Bir acayip sıcaklık. Güzel olmadığı için güzel. Yakınları ona mutlaka canım derler. Bir mektup okuyordu. Çok uzaklardakine yazmıştı bu mektubu. Ankara'dan atacaktı postaya. Belki de atmayacaktı. Hayır, atacaktı muhakkak. Şöyle başlıyordu mektup. Orhan, sana dün aşağılık bir mektup yazıyordum. Vazgeçtim. Ama şimdi ne diye söylüyorum bunu? Kim bilir, kancıklığım zahir. Halbuki ben onu yazabilseydim sonuna kadar, sen bir hayli sinirlenecek, sevinecek, iştahlanacak falan filan olacaktın. Şu kadar ifşa edeyim, seni istedim dün. Dün dehşetli canım çekti seni. Ve bütün münasebetsizliğine rağmen horozluğunu özledim. Bu fizik açlık bende yoktu. Bir krizdi geldi geçti. Ama kaç para eder? Ben eminim ki artık bu krizler daima sen yanımda olmayınca tutacak. Bu fizik açlık bende yoktu ve tahammül edemem böyle bir şeyin başlamasını. Bu olmamalı sevgilim. Etimi yenmesi lazım kafamın. Ama insanda öyle mahrem bir an oluyor ki kafasız bir vücutla kalıyor insan. Tek bir arzusu var işte o zaman. Ama bu herhangi bir erkeğe ait sanma. Hayır, daha o kadar olmadım. Ben seni istedim sadece. Ama ne türlü istemek. Nasıl merhamete layık, ne korkunç, nasıl aciz ve yapayalnız bir şey. Fakat gülünç değil. Ve korkum buradan başlıyor. Benim için dua et sevgilim. Madem ki yanımda yoksun, dün hırsımdan bir bardağı kırdım elimde. Ne boktan isterik bir hal. Niye bu kadar uzaksın? Fakat gelme sakın. Zaten gelemezsin. İstemiyorum. Olduğun yerde sittiğin sene kal. Mektubu zarfına koydu Nimet Hanım. Başını dayadı cama. Baktı boyalı camdan dışarı. Bir köyün yanından geçiyordu Anadolu Sürat Katarı. Ve saat 22:36 geçiyordu. Bir kadın yatıyordu köyde, üst katında bir kerpiç evin. Yalın kat bir döşekte, bir karanlık odada. Dinledi trenin gürültüsünü Hatice kadın. Sanki evin içinden gelip geçti tren. Abraş öküz böğürdü aşağıda. Döşekte soldan sağa döndü Hatice kadının kocası.
düşündü Hatice kadın, kurnaz, bahtiyar. Kocam bu harman sonu kızını alacak çopur Ekrem'in. İmam nikahı kıyacaklar. Kız diri karıdır, Osmanlı karı. Taze gelinlik eder Kasım'a kadar. Sonra işe koşarız. Hatice kadının yorgun bacakları gevşedi yorganın altında saadetle. Ve düşündü Hatice kadın. Çapada bu kadar yorulmam gayrı. Ve sevincinden çatlayacakmış gibi çarptı kalbi. Kolsuz kalmış, sızlayan kollarından ebediyen kurtulmuş gibi. 22:36 geçiyordu saat. Hatice kadının köyünden 10 kilometre içeride kahveleri henüz kapanmamıştı kasabanın. Birisinde gramofon çalıyordu, radyo birisinde. Ve sobacı Hakkı Usta az evvel indirdiği kepeklerin gerisinde bir teneke boru kesiyordu. Elmas yontar gibi dikkatli ve titizdi. Gidiyordu peşince aklından geçenlerin. Hakkı Usta'nın aklından geçenler gözüküp kayboluyor yumuşak yüzünde. 4 yıl önce karısını boşadı usta. Kadın vardı kunduracı Rıfat'a. Fakat şimdi usta tekrar istiyordu eski karısını. Bir ay önce rüyasında göründü kadın, divaneye döndü usta. Nihayet kadınla sözleştiler. Bir gece yatağında urganla boğup kunduracı Rıfat'ı kuyuya atacaklar. Ve çekip gidecek kendileri Balıkesir taraflarına. Hakkı Usta baktı dükkanın raflarına. Orada urganın yanında bir çalar saat vardı. 22:36 geçiyordu. Ve 22:36 geçiyordu aynen 50 kilometre uzakta Ferit Bey'in kol saati de. Yeşilçam Nahiye Müdürü Ferit Bey ve Jandarma Karakol Kumandanı Seyfi Çavuş. Şerifler köyüne yanaşmışlardı. Cigaraları gizliydi avuçlarının içinde. Çömelmişlerdi. Ağız dolusu nefes alıyorlar. Köyü kokluyorlardı karanlığın arasından. Ne yanmış odun, ne sıcak tezek, ne de yaş toprak kokusu hatta. Halbuki yağmur yağmıştı bir saat önce ve sırılsıklamdı toprak. Ne ışıklı bir pencere, ne yürüyen bir şey. İnsanlar ve hayvanlar köyü bırakmışlardı sanki. Ve rüzgardan başka ses yoktu. Seyfi Çavuş sol elinin şehadet parmağını çamura soktu köküne kadar. Konuştu Ferit Bey fısıldayarak. Boşuna bekliyoruz, gelmeyecek. Gelir, çocuklar uyumamıştır da ondan. Kaç çocuğu var? 3. Sustular. Yarım saat kadar geçti. Parmağı hala çamura gömülüydü Çavuş'un. Köylüydü Seyfi Çavuş. Çömelip sabretmesini bilen bir soydandı. Hatta böyle olduğu yerde daha saatlerce bekleyebilir Ferit Bey'le tek kelime konuşmadan. Ve sonra rahatça kalkıp gidebilirdi. Nahiye Müdür Ferit Bey konuştu. Daha fazla bekleyemem. Ben gideceğim Çavuş. Sen bilirsin. Peki sen? Ben buradayım. Madem ki geldik. Sustular. Ferit Bey gitmedi. Korkuyordu. Geçti bir müddet daha. Yine Ferit Bey sordu. Demek senin karakola boyuna geliyor. Gelir. Benden önceki çavuş alıştırmış. Bir kere bir gecede bütün karakol geçtik üzerinden bana mısın demedi. Sabahleyin çoraplarımızı bile yamadı. Adam başına 5'er kuruş verdik. Esmerdi Seyfi Çavuş. Ve kemikli genç burnunun altında kendinden emin ve kibirliydi ağzı. Esmerdi Ferit Bey de. Kül rengi bir elbise giymişti. Bir köpek oluyordu köyün içinden. Fakat başka köpekler ona cevap vermediler. Uludu ve sustu. Seyfi Çavuş çıkardı parmağını çamurdan ve doğrulmaksızın geliyor dedi. Ferit Bey hızla kalktı ayağa ve ne yaptığını düşünmeden düzeltti kravatını. Emine'ydi gelen, kalındı ve uzun boyluydu. Telaşsız, çekinmeksizin geliyordu karanlığı iteleyerek. İyice yaklaşmasını bekledi Seyfi Çavuş. Sonra doğruldu, kalktı. Ferit Bey sıkılarak kadına baktı. Yalnız gözleri çıplaktı.
Çıplaktı herhalde ayakları da. Fakat Ferit Bey biliyordu ki köylü kadınlarda ayak çıplaklığının çıplaklıkla ilgisi yoktur. Bir keçe vardı koltuğunda Emine'nin, rüzgarda çırpınarak uçları dövüyordu sağrısını. Kadınla konuşmadılar. Seyfi Çavuş yürüdü Ferit Bey'i kolundan çekip. Emine yürüdü peşlerinden, 15 adım aralıkla ve koltuğunda keçesi. Yürüdüler bir çeyrek kadar, alınlarında rüzgarlı ıslak bir ilkbahar gecesi. Ve çamlığa ulaştıklarında burcu burcu kokuyordu heybetli çamlar. Seyfi Çavuş bir düzlükte durdu ve yüksek sesle Ferit Bey'e sordu. Önce sen istiyorsan ben çekileyim. Ferit Bey kekeledi. Ben hiçbir şey istemiyorum. Güldü Seyfi Çavuş. İpekli döşek mi lazımdı beyimize? Öyleyse sen uzaklaş bakalım. Uzaklaştı Ferit Bey, kayboldu karanlıkta. Ve ancak o zaman Seyfi Çavuş baktı arkasına. Kalın ve dimdik duruyordu kadın. El etti Çavuş, yaklaştı Emine. Eğildi öne doğru. Ve çocuğuna döşek seriyormuş gibi koltuğundaki keçeyi ıslak toprağa yaydı. Ve uzanıp sırt üstü keçenin üzerine baktı yukarıya başucunda duran Çavuş'a. 20 dakika sonra çamlıktan çıktılar. Önde Seyfi Çavuş'ta nahiye müdürü, arkada Emine. Yürüdüler biraz. Dönemeçte sola saptı kadın. Tuttu Şerifler köyünün yolunu koltuğunda keçesi. Erkekler farkına bile varmadılar bu ayrılığın. Yürüdüler nahiyeye doğru. Alınlarında rüzgarlı ıslak bir ilkbahar gecesi. Bir tren gürültüsü geldi uzaktan. Sürat katarı dedi Ferit Bey. Şimdi içinde olsaydık yemekli vagonda rahat. Seyfi Çavuş mırıldandı. Demek ki 24'ü geçiyor saat. 6. Anadolu sürat katarında yemekli vagonda 24'ü 10 geçiyordu saat. Yemekli vagonda 3 kişiydiler. Garson Mustafa, metrdotel ve aşçıbaşı Mahmut Aşer. Oturmuşlardı birinci masaya. Oraya büyüklerden insan oturmuştu bir saat önce. Masaların beyaz örtüleri kaldırılmıştı. Kırmızı abajurlar sönmüştü. Şimdi sadece eski kumaş parçalarıydılar. Terk edilmiş bir meyhane kokuyordu. Ve garson Mustafa destanı okuyordu. 922 senesi Ağustos ayı ve hikayeyi kadınlarımız ve 6 Ağustos emri ve hikayeyi bir aletle bir insan. Sordu aşçıbaşı Mahmut Aşar. Burada mı kaldıktı yavrum? Evet. Hikayeyi Mustafa Supi ve arkadaşlarını okuduk en son. Sonra burası geliyor. Peki öyleyse oku. Okuyorum. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve Karasaban'a koşulan ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. 6 Ağustos emri verilmiştir. 1. ve 2. ordu kıtaları, kanıları, süvari alaylarıyla yer değiştiriyordu, yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayyare, 2800 küsur mitralyöz, 2500 küsur kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği. Ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar, hatıralara bağlı hatıraların haricinde, gecenin içinde insanlar, aletler ve hayvanlar. Demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirlerine sokulup, korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirlerine sokulmakta bulup, kocaman yorgun ayakları topraklı elleriyle yürüyorlar. Ve onların arasında 1. Ordu 2. Nakliye Taburu'ndan İstanbullu şoför Ahmet ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahluktu 3 numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı ve şirret. Kırılıp dağlarda kalan sol arka makası yerine şasinin altına, dingilin üzerine budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrılarıyla 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve vantilatöründe 4 kanattan ikisi noksan iken şahsının vekarlı kudretini resmen biliyordu. 6 Ağustos emrinde onlardan ve arkadaşlarından ihsar ve teşkil edilmiş bulunan ve cem'an 300 ton kabiliyetinde kabul olunan 100 kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İhsar ve teşkil olunanlar, bu meyanda Ahmet'in kamyoneti insanların, silahların ve kanıların yanından geçip Afyon, Ahır Dağları ve imtidadına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı Nihavent'tir ve beyaz tenteli sandalları, siyah mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Vantilatörde adedi devir düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı. Manzara yıldızlardan ve dağlardan ibaret. Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Çınar dibinde 2 Mart bir oyunla yenip bücürü, kalk sıra kahvelerinin önünden yürü, çeşmeyi geç, mektep bahçesi, medreseler. Orada harbiye nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömelip yere darı serper güvercinlere ve papelciler şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mızıkçılık ediyor. Bizi daha başlarında bırakacak Meret. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır. Derken uzun çarşıya saparken köşede sol kolda seyyar kitapçı. Hikaye-i Billur Köşk. 6 cilt tarihi Cevdet ve fenni tabahat. Tabahat mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskunlu dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkım üzüm gibi yersin. İleride bir süvari kolu gidiyor. Saptılar sola. Uzun çarşıyı dikine inersin. Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler. Ve sen İstanbullu, sen kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan şaşarsın İstanbullulara. Ne kadar ince,
Ne çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii, Urgancılar. Urgancılarda 100 parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan, halat ve dökme tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan kapı Baba Cafer. Uzakta balık pazarı, kuru yemişçiler. Yemiş iskelesindeyiz. O sandalları, mavnaları, güneşli karpuz kabuklarıyla yüzüne hasret kaldığım deniz. Sol arka lastik hava mı kaçırıyor ne? İnip baksam. Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te niyet kuyusuna gittikti. Elleri yumuk yumuk, bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler, kaşları hilal gibi çekikti. Tam Kasımpaşa'ya yaklaştık, beyaz başörtüsü lastik hava kaçırıyor. Derdine deva bulmazsak eğer, dur bakalım Baba Cafer. 3 numaralı kamyonet durdu. Karanlık, kriko, pompa, eller, küfreden ve küfrettiğine kızan elleri, lastikte ve ihtiyar tekerlekte çalışırken Ahmet hatırladı. Bir gece nüzüllü babaannesini sedirden sedire taşırken kadıncağız iç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleymaniyelisin oğlum. Sana tek başına verilmiştir 3 numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış. Kendi bacağından asılan bir koyun. Süleymaniyeli şoför Ahmet. Soyun. Soyundu. Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak ve kırmızı kuşak. Ahmet'i postalların üstünde çırılçıplak bırakarak dış lastiğin içine girdiler, şişirdiler. Bu şarkı Nihavend'dir. Deniz kıyısında bir şehir, beyaz başörtüsü. Saatte 50 yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i. Dayan aslan. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Hiçbir insan, hiçbir aleti. Güldü keyifle aşçıbaşı Mahmut Aşar. Pardon şoför Ahmet'e yavrum dedi. Doğrusu pardon. Açık göz millettir İstanbullular. Yiğitleri de yavrum yiğittir. Şimdi şoför Ahmet nerede kim bilir? Belki şoförlük eder Ankara'da belediye otobüslerinde yahut Mudanya Bursa yolunda kaptı kaçlılarda çalışır. İster misin bizim trende olsun 3. mevkide tabii. Garson Mustafa kötümser konuştu. Ölmemişse eğer. Birdenbire ciddileşti Mahmut Aşar. Allah rahmet eylesin. Doğrusun. Belki sonradan öldü. Belki de şehit düştü daha o zaman. Tekrarladı garson Mustafa. Belki de şehit düştü daha o zaman 3 numaralı kamyonetiyle beraber. Bilir misin bir resim vardır Mahmut Usta. Kahvelerde duvarlara asarlar. Arabistan çölünde güneş batar. Vurulmuş bedevi Arap alkan içinde kumlarda yatar. Herifin ceylan gibi atı durur başucunda. Koklar ağlayarak sahibini. Bildim. Bildin demek. Usta öyle sanıyorum ki ben şoför Ahmet şehit düşmüşse daha o zaman başucunda durup ağlayarak 3 numaralı kamyoneti dağlarda kurda kuşa karşı beklemiştir Ahmet'i. Doğrusun yavrum, beklemiştir. Lakin insanoğlunun tez dağılır cesedi. Şimdi o dağlara varsan şoför Ahmet'ten eser yoktur. Lakin demiri tekeri filan kalmıştır kamyonetin. Kahpe felek bu. Hızla burnunu çekti Mahmut Aşar. Neyse, hele sen şunun sonunu oku. Sordu metrdotel. Çok var mı daha? Yok, 5-6 yaprak. Başlıyorum. Ve başladı garson Mustafa. Hikayeyi 26 Ağustos gecesinde saatler 2.30'dan 5.30'a kadar. Saat 2.30. Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır.
Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için. Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Şimali Garbi'de güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akar çay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akar çay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akar çay dere boğazında değirmenleri çevirip kılçıksız yılan balıklarıyla 7 Şehitler Kayası'nın gölgesine girip çıkar ve kocaman çiçekleri eflatun, kırmızı, beyaz ve sapları 1-1,5 adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde Altı Gözler Köprüsü'nün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl Kilise'yi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalıklardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu mavzerinin yanında, Kocatepe'de gözetleme yerinde. Saat 3:30, Halimur Ayvalı attı üzerinde, manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı, karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha hiç görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda 1. nefer sarışındı, 2.'si esmer. 3. kekemeydi. Fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. 4.'ünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. 5. vuracaktı amcasını vuranı, tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. 6. inanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam. Memlekette toprağını ve tek öküzünü bir ihtiyar muhacir karısına bıraktığı için kardeşleri onu mahkemeye verdiler. Ve bölükte arkadaşların yerine nöbete kalktığı için ona Deli Erzurumlu derdiler. 7. Mehmetoğlu Osman'dı. Çanakkale'de, İnönü'nde, Sakarya'da yaralandı. Ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir ve dimdik ayakta kalabilir. 8. İbrahim. Korkmayacaktı bu kadar bembeyaz dişleri böyle takırdayıp birbirine vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Saat 4. Azıkara Söğütlü Dere mıntıkası, 12. piyade fırkası. Gözler karanlıkta, uzakta, eller yakında, mekanizmalar üzerinde, herkes yerli yerinde. Tabur imamı mevzideki biricik silahsız adam, ölülerin adamı. Kıbleye doğru kırılmış bir söğüt dalı dikerek durdu boyun büküp el kavuşturup sabah namazına. İçi rahattır. Cennet ebedi bir istirahattır. Ve yenilseler de yenseler de adayı meydanı gazadan o kendi elleriyle verecektir Cenab-ı Rabbül Alemine şühedayı. Saat 4:45. Sandıklı civarı, köyler. Sarkık siyah bıyıklı süvari çınar dibinde beygirinin yanında duruyordu.
Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kan termasında köpük. İkinci süvari fırkasından dördüncü bölük. Atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horoz öttü. Ve sarkık siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. Karşı dağlar ardında gavur içinde kalan bir başka horoz vardır. Baltayı bir süt beyaz bir denizli horozu. Gavurlar her an onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır. Saat 5'e 10 var. 40 dakika sonra şafak sökecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Tınaz Tepe'ye karşı Kömürtepe cenubunda 15. Piyade Fırkası'ndan iki ihtiyat zabiti ve onların genci, uzunu, Darül Muallim'in mezunu Nurettin Eşvak, mavzer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem nasıl anlatsam, Akif inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Beni burada tutan şey şehit olmak vecdi mi? Sanmıyorum. Mesela bakın, gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır, gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyorum zaferden sonrasına dair. Kim bilir, belki yarın. Saat 5'e 5 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı, ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahin gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyordu insanın. Topçu evvel Mülazım Hasan'ın yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa. Baktı yıldızlara ağaran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki, bütün ömrünü ve hatırasını, o 7,5'luk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu. Saat kaç? 5. Yarım saat sonra demek. 98.956 tüfek ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden 7,5'luk Schneider'lere, 15'lik obüslere kadar bütün aletleriyle ve vatan uğrunda, yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle 1. ve 2. ordular baskına hazırdılar. Alacakaranlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah boyutlu süvari kısa çizmeleriyle atladı atına. Nurettin Eşvak baktı saatine, 5:30. Ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Sonra düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Bunlar Karahisar cenubunda 50 ve şarkında 20-30 kilometredeydiler. Sonra düşman ordusu Kuvayi Külliyesi'ni ihata ettik. Aslanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra 30 Ağustos'ta düşman Kuvayi Külliyesi imha olundu. Ve 31 Ağustos 1922 günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan Deli Erzurumlu'ydu. Devrildi. Kürek kemikleri arasında toprağı duydu. Baktı yukarı. Baktı karşıya. Gözleri hayretle yandılar. Önünde sırtüstü yan yana yatan postalları her seferkinden daha kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü, ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden.
ve Deli Erzurumlu ölürken kederinden yüzlerini toprağa döndüler. Sustu garson Mustafa. Sordu aşçıbaşı Mahmut Aşar. Bitti mi? Bitti. Sahiden bitti demek. Sahiden bitti usta. Daha neyi bekliyordun ki yazsın? Bilmem. Doğrusun yavrum. Daha neyi yazacaktı? Gavuru yendik, girdik İzmir'e. Sonra Cumhuriyet oldu. Velakin konuştu metrdotel. Dilinin altında bir şey var aşçıbaşı. Çekinme söyle. Kimden çekineceğim? Yani destan bitmesine bitti. Biraz acı bitti lakin. Yüreğim üzüldü bayağı. Şöyle ferah, şöyle yiğitçe koşarken kapana tutulmuş gibi oluyor insanın ayağı. Metrdotel bir tuhaf güldü. Ses çıkarmadı garson Mustafa. Bilecik istasyonuna girdi tren. Ve yataklı vagonda ikinci bölmede üst katta horluyordu Hikmet Alpersoy. O güzel kahkahalı adamdan eser kalmamıştı uykuda. Uyku ihtiyarlatmıştı onu. Gözlerinin rengini örtüp ışıksız bırakarak yüzünü. Ve şimdi ipek pijamasının içinde 60 yaşında bir sarhoştu horlayan. Ve aynı bölmede alt katta Burhan sırtında pamuklu hırkası, hiçbir zaman vazgeçmedi bu hırkadan, oturmuştu yatağının kıyısına. Sivaslı Ahmet Paşa tarihini okuyordu. Kafasında bir ön tasar, vagon atölyesini büyütmek. Tren Bilecik'te fazla durunca baktı pencereden Burhan. Pencerenin altında konuşuyordu tren polisiyle metrdotel. İki masmavi adamdılar. Bu sırada 60 kilometre kadar güneyinde Bilecik'in çoktan geçmişti İnönü'nü. Yaklaşıyordu Eskişehir'e Haydarpaşa'dan 15.45'te kalkan katar. 510 numaralı 3. mevki vagon, koridor. Koridora çıktı Mahkum Süleyman. Karşılaştı Kartallı Kazım'la. İkisinden başka kimse yoktu. Fısıldadı Kartallı Kazım. Merhaba Süleyman. Merhaba köylüm. Sahanlığa gel Süleyman, rahatça konuşalım. Burası daha iyi. Tanışmayan iki yolcuymuşuz gibi yan yana pencereden bakıyormuşuz gibi yaparız. Ve öyle yaptılar. Sordu Süleyman. Sen nereye böyle köylüm? Ankara'ya. Sonra Halil'in gittiği yere. O hapishanesine, ben oteline. Öyle mi söylediler? Kimse bir şey söylemedi. Ben düşündüm. Ne olur ne olmaz. Hapishanenin duvarını bir de dışarıdan ölçeriz. Fena mı? İyi. Bizim şairden ne haber Süleyman? Onu bizden 5 ay önce gönderdiler. Biliyorum. D'ye gitti. Yani mektup geliyor muydu? Geliyordu. Köylüm, onu da mı selametledin yoksa? Elbette. Yerine kadar. Fakat berbat bir şey D'nin hapishanesi. Duvarları dehşetli yüksek. Ama aşılmayan duvar mı vardır? Süleyman güldü. Peki sen böyle tek başına icap ederse hani hangisini ilk önce aşıracaksın? İlk önce Celal'i. Demek daha çok seviyorsun onu. Sevgi meselesi değil, herif şair. Halil de alim. Kartallı Kazım düşündü cevap vermeden önce. Doğru, o da ilk postalık olacak zaten. Ama evvela Celal. Dedim ya, şiir yazıyor. Şiir yazıyor, boru değil. Senin şiir yazdığın var mı? Yalnız yazılanı güldür güldür okursunuz. Ben gördüm nasıl yapıldığını bu işin. Bahçıvanlıktan beter bir şey. Turfanda sebze yetiştirmekten bile zor. Şiir yazarken dikkat ettin mi Celal'e? Her seferinde sanki herif 15 yaşında kız olmuş da kıvrana kıvrana kemikleri açılıp çatırdayarak ağrılar içinde çocuk doğuruyor. Sanki her seferinde dünyayı yaratıyor yeniden. Süleyman içerledi biraz. Neredeyse Celal'e tapacaksın be köylüm. Zaten bizde halkın garip bir hayranlığı var şairlere Namık Kemal'den beri. Fakat senin muhabbetinde bir sebep daha görüyorum. Seni de sokacaktı destana fakat sokmamış. Sokmasın. Daha iyisini, daha doğrusunu bulmuştur. Yoksa bitirmiş mi destanı? Bitirdi. Güzel oldu mu? Elbette.
İçeride bizde 3 kopyası var. Sana birini vereyim. Yalnız sen hala vazgeçmedin köylüce, anarşistçe düşünmekten. Ne gibi? Kendi kendine işlere kalkışıyorsun kimseye danışmadan. Eğer düşündüğü şey lazım olursa sen ben değil, bunun mesulleri söyler önce kimden başlanacağını. Somurtlu Kartallı Kazım. Acayip bir üzüntü geçti sarı kurt gözlerinden. Peki anladık. Halil'le oraya gitmek de mi hata? Eskişehir'de inip döneyim mi? Hayır köylüm. Hatta benim hapishaneyi Fuat'ınkini de bir yokla. Bahtiyar yayıldı dişsiz çocuk ağızlı Kartal Kazım'ın. Bağırdı adeta. Seni gidi bulgur pilavı Süleyman seni. Süleyman telaşlandı. Bağırma köylüm. Sonra sessizce güldü. Bütün arkadaşlar bilirdi bulgur pilavı hikayesini. 8 yıl önceye ait bir hikaye. Süleyman'a verilmişti konuşup anlaşmak işi Kartallı Kazım'la. Bulutsuz bir yaz günüydü. Yorulmuştu ve dehşetle acıkmıştı Süleyman. Kazım'ın bahçesine vardığı zaman. Burada güneşin altında sebze bahçesi, yeşil fasulye sırıklarının sessizliğiydi göz alabildiğine. Ve toprağın üzerinde ıslak su arklarıyla kırmızı domatesler. Kazım oturuyordu altında çardağın. Uzakta mısırların arasında eğilip kalkıyordu beyaz başörtülü kadın. Mavi bir duman tütüyordu çardağın arkasından. Bol zeytinyağlı ve sirkeli diri yeşil bir salata. Ve kızaran bir et kokusu vardı havada. Çardakta bir saat kadar konuştular. Süleyman ihtiyatlı ve kurnaz, Kazım alaycı ve cesur. Ve kızaran et kokusu havada devam etti. Her dakika çoğaltarak Süleyman'ın açlığını. Nihayet mavi gözlü, yalınayak bir kız çocuğu bir tencere getirdi. 2 tahta kaşık, 2 baş kuru soğan. Buyurun dedi. Açtı Kazım tencerenin kapağını. Öyle yavan bir bulgur pilavıydı ki karşısına çıkan, umutsuz bir yenilgiyle yüzünü buruşturdu Süleyman ve darılmış gibi fısıldadı. Teşekkür ederim Kazım Efendi, karnım tok. Güldü sarı kurt gözleri Kartallı Kazım'ın. Herhalde birçok sefer böyle gülmüştür. Hoca Nasreddin'in de gözleri. Bulgur tenceresini Kazım gönderdi geri. Kızarmış et, salata ve irmik elması getirdiler. 2 şişe 49'luk. Utanmış fakat cesur ve bütün hücumlara hazır yemeye başlarken Süleyman, konuştu Kartallı Kazım yavaşça. Bizim köylünün çoğu bulgur yer malumunuz. Siz de fakir köylü için çalıştığınızdan, Süleyman kesti sözünü Kazım'ın. Haklısın Kazım Efendi dedi. Ama ben de haklıyım. Et kızartması yavan bulgurdan iyidir. Fakat istersen şimdi bulguru da getir. Yürütürüz helvadan önce. Ve öyle yaptı Süleyman. Fakat bu kurtarmadı onu. O günden sonra bulgur pilavı Süleyman diye anılmaktan. Bütün arkadaşlar bilirdi bulgur pilavı hikayesini. Kartallı Kazım tekrarladı. Seni gidi bulgur pilavı Süleyman seni. Ses çıkarmadı Süleyman. Trenin penceresinden tükürdü gecenin içine. Sonra eğilip konuştu. Aşağıda toprakta trenle birlikte giden birine söylüyormuş gibi. Allah'la aranız nasıl köylüm? Kazım cevap verdi canı sıkılarak. Bildiğin gibi. Karşı taarruzundan memnundu Süleyman. Kazım devam etti. Allahsız yaşayabiliyor insan. Ama Allah'lı da yaşayabiliyor. Benimki gibi olursa hele suya sabuna dokunmayan, politikayla uğraşmayan bir Allah, muska gibi bir şey Süleyman. Rahmetli babamı hatırlamak gibi bir şey. Süleyman güldü. Görüşmeyeli bu işi çok düşünmüşsün. Kaçacak bir de kapı bulmuşsun köylü kurnazlığıyla. Cevap vermedi Kazım. Her şeye rağmen Allah'a inanıyordu. Ve düşmandı Bulgarlara. O kadar ki ne zaman Alev'den bir hikaye dinlese Bulgar devrimcilerine dair, derhal dünyaya küser, sonra hemen bulurdu tesellisini. Ya Balkan Harbi'nde hamile kadınları yaptıkları yalandı bu milletin diyerek. Yahut da devrimciler Bulgarların başka bir kabilesinden olsa gerek.
Bir ayak sesi geldi. Kazım'la Süleyman döndüler, baktılar. Koridora çıkmıştı Sakaryalı Şakir. Ve bölme kapılarına tutuna tutuna ince bacakları üstünde su dolu karnını taşıyarak yaklaştı Kazım'la Süleyman'a. Ağzının içinde ağlayan bir düdük varmış gibi konuştu. Bilecik daha uzak mı? Ürktü Süleyman. Güldü Kazım. Süleyman cevap verdi. Bilecik'i çoktan geçtik. Kazım karıştı söze. Uykuda mıydın? Uyumak ne mümkün hemşerim. Bilecik geldi geçti demek. Şimdi nerelere indirirler bizi? Ben şimdi ne edeceğim? Nerelere gideceğim? Artık gülmüyordu kartallı Kazım. Tekrarlıyordu boyuna Şakir. Elleriyle kupkuru kafasını yumruklayarak. Ben şimdi ne edeceğim? Trenlerde öleceğiz. Atarlar tren yoluna bizi. Kurda kuşa yem olacağız. Ben şimdi ne edeceğim? Ben şimdi ne edeceğim? Gözleri yerde susuyordu Süleyman. Ve bir daha dönülmemek üzere geri götürüyordu sarsıntılarla ayın içinde Şakir'i. Artık bu bir daha olmaz. Artık bu son. Ben şimdi ne edeceğim? Ben şimdi ne edeceğim? Kederli tıkırtılarla 510 numaralı 3. mevki vagon. 7. Gün ağrıyordu. Muazzam buzlu bir cam gibiydi gökyüzü. Ve bozkır kupkuru ve kaskatıydı. Kireç, kil ve kaya tuzu. Ve geniş dalgalarla donmuş tepeler. Hızla artan bir rüzgar gibi aydınlık sürdü bozkırın üstüne bulutları, kırmızı, mavi, sarı. Her seferinde zaten güneş batarken ve doğarken gelirler bozkırın üstüne başka dünyalar gibi bulutlar. Güneş çabucak yükseldi yarım mızrak boyu. Bozkır ortaya çıktı büsbütün. Bir iklim yeni doğmuş bir seyyareden. Aydaki vadilerin kederli susuzluğu, ne bir dam, ne bir tekerlek izi, ne de o mutlu çağrışı insan eline uzanan bir yemişin, hayvansız ve otsuz, sonsuz yalnızlığı hiçbir şey vermek istemeyişin. Baktıkça bu küstah toprağa insan, kendi soyunun ilk kavga narasını duyuyordu yüreğinde. Bir kayanın altında kesmek onun yolunu, ve hep birlikte çığlıklarla üzerine saldırıp bir mamutu yener gibi yenmek onu. Yukarıda dağıldı bulutlar. Haydarpaşa'dan 15.45'te kalkan katar, ufacık fakat cesur bir oyuncak gibi geçiyor bozkırı. Nihayet bir adam göründü bir başına, üzerinde eşeğin. Bir köy göründü nihayet, ağaçsız ve penceresiz. Toprak ve tezekten ibaret. Bir kız çocuğu çıktı yerin içinden. Bakımsız fakat sıhhatli bir kedi yavrusu gibi şirin ve pisti. Boyundan büyük bir testiyi yüklenmişti. Baktı trenin arkasından. Yuvarlacık burnuyla kokladı havayı. Güldü. Yanakları çukur çukur oldular. Babası yoktu Zehra kızın. Neden yoktu? Belki bir yerlere gidip dönmemişti bir daha. Belki de dönecekti. Kim bilir. Belki bugün ikindi üzeri bozkırın içinden çıka gelir. Anası içeride henüz uyanmamıştı Zehra kızın. Ama belkisi kim biliri yok. Ama muhakkak o bir daha uyanmayacak. Çarşafsız simsiyah yorganın altında çırılçıplak yatıyor. Arasında sevinçle sıçrayan pirelerin kaskatı upuzun ve bozkırda gülüyor 5 yaşındaki Zehra kız. Ölünün koynundan çıktığı halde farkında olmayacak kadar dünyadan habersiz ve dünyadan dehşetli haberli. Boyundan büyük testiyi taşıyacak ve trenin arkasından bahtiyar bakıp ve koklayıp bozkırı gülecek kadar. Tren yaklaşıyordu ki Eti Mesut'a. Birden telsiz istasyonunun antenleri solda çıplak tepelerin arasından fırlıyormuş gibi yukarı, atlıyormuş gibi ileri, telleri ve putrelleriyle yükseldiler. Onlar bu kibirli kısır toprağın ortasında insan soyunun emeği, aklı ve ümidi gibi güzeldiler.
Etimesut'ta durdu tren. Etimesut bir numune köyüdür galiba ve bundan dolayı numune mekteplerinden Kanaviçe örneklerine kadar bütün numune örnek ve modeller gibi yabancı ve ölüydü. Muharrir Mahkum Halil'in böyle düşünmesine rağmen tesviyeci Mahkum Fuat beğendi Etimesut'u. Kalktı tren. Sağda bozkır ağaçlanmıştı. Akasyaydı çoğu. Korkak, kuşkulu ve tereddütlüydüler. Halbuki cesurdur akasyalar. Ve kanaatkarlıkla geçtikleri halde develeri bu toprakta tutunabilmek için Ankara'da bir müteahhit kadar para yemişti her biri. Mahkum Halil'in böyle düşünmesine rağmen Mahkum Fuat memnundu akasyalardan. Tren Gazi istasyonunda durdu. Bir taksi gidiyordu asfaltın üstünde Ankara'ya. 3 hava gediklisi vardı takside ve nar çiçeğinden bir kadın. Kadının arasındaydı pilot Yusuf'la telsizci Vedat'ın. Şoförün yanındaydı makinist Rahmi. Yaşı 18'di makinist Rahmi Çavuş'un. Genç ve hayret içinde bir fareye benziyordu sivri esmer suratı. Ve kurşuni mavi üniformasında kravatı yerine iyice yerleşmemişti henüz. 18 yaşındaydı makinist Rahmi Çavuş. 18 yaş. 18 yaşında yürek bir sapan taşı gibi fırlatılır. Ve kafamız omuzlarımızın üstünde değil. Nerelerde, nerededir? 18 yaşında hatırasız yatılır. 18 yaşında pırıltılar ileridedir. Bir yanı deniz derya, bir yanı yemyeşil ormanlık, bir yanı gayya kuyusu. Bir yanı bizimle başlayan dünya, bir yanı günlük güneşlik, bir yanı rüya. Bir yanında sırt üstü yat, yıldızlara bak. Bir yanı dümdüz, göz alabildiğine koş. Bir yanı tozluk, dumanlık, bir yanı bomboş. Habbeler kubbedir, fireler deve. Bire bin katılır ve 18 yaşında hatıralar düşünülmez, anlatılır. Fakat makinist Rahmi neyi anlatacaktı? Hava Gedikli Okulu'na girmeden önce bir hapishane bakkalında çıraktı. Sefil torbaları ve zavallı tabakları hiçbir zaman ağzına kadar dolduramayıp tahım pekmez, kuru fasulye ve kömür taşıdı 1,5 yıl taş dükkanla demir kapının arasında. Makinist Rahmi neyi anlatacaktı? İlkokulu aç karnına ve aktardan çalınan kalemlerle bitirdiğini mi? Yoksa babası kara sakallı bir kadayıfçıydı. Öldükten sonra anasına kendi eliyle zampara getirdiğini mi? Neyi anlatacaktı makinist Rahmi? Hapishane bakkalı pehlivan Hüseyin'i mi? Art ayakları üstüne kalkmış ihtiyar bir ayı gibi Hüseyin dolaşırdı karanlık dükkanı homurdanarak. Sesi bir kız çocuğununki gibi ince ve şirret olurdu. Sevinirken ve küfrederken. Ustasından dayak yerken Rahmi derhal çömelir, avuçlarıyla örterdi yüzünü. Ve parmakları arasından kurnaz ve masum gülümserdi. Her nedense bakkalın karısına. 50 yaşında vardı yenge, simsiyah, sımsıkı başörtüsü. Bacakları kupkuru, göğsü dümdüz. Saçları ve dişleri takma. Fakat inanılmayacak kadar mavi, hain ve edepsiz gözleriyle belki de Rahmi'yi bir şeylere hazırlıyordu. Rahmi öyle sanıyordu ki artık bu dükkandan bir daha çıkamayacaktır. Çırağının adam olmasını ister mi bakkal Hüseyin? Hep burada geçecek böyle 100, böyle 1000 hesaba gelmez yıllarım. Hem de sonunda şu karanlık köşeye ceviz çuvallarının altına kazılacak mezarım. Neyini anlatacaktı makinist Rahmi? Hava Gedikli Okulu'na nasıl girdiğini mi? Bir öğretmen yatıyordu hapiste. Yüreğinde bir başka dünya olduğundan rahatı yoktu. İçeride cezası, dışarıda ahbabı çoktu. Kulakları kocaman, boyu kısacık. Aptalca bir şey gibi gelirdi adama. İnanılmaz ama parasız yazardı mahkumların istidasını. Gardiyan Mehmet'i dışarıda işe soktu. Bir idamlı aldı dar ağacından. Can ciğer ahbabıydı müdürün.
Halbuki hafta geçmezdi ki hakkında çifte aylı bir zarf gelmesin. Bir sünnetçi hapiste yatıp çıkmıştı. Hırsız, nekre, kardiyak, dev gibi bir adam, bir gözü kör. Aktörlüğe meraklı ve halk evinde rejisör. Rejisöre gönderdi Rahmi'yi öğretmen, Bakkal Hüseyin'den gizli. Rahmi'yi şube reisine yolladı rejisör. Reis dayısıydı. Ve Rahmi girdi gedikli okuluna. Bu iş 24 yumurtayla 1 kilo zeytinyağına mal olmuştu ona. Ve bir de horoz, Halis Denizli. Yalnız Bakkal Hüseyin'den değil, komşuları Marangoz Ali'den de gizli. Neyi anlatacaktı makinist Rahmi Çavuş? Ne bir tek atlayış, ne bir tek uçuş. Yeryüzündeydi işi. Ve ilgilendirmez nar çiçeğine benzeyen bir kadını hangarda motorların temizlenişi. Rahmi Çavuş şoförün yanında arkaya dönmüş, avuçlarıyla kapamıştı yüzünü. Kim bilir neden. Ve parmakları arasından masum ve kurnaz gülümsüyordu nar çiçeğinden kadına. Kadının gözleri yengeninkiler gibi edepsizdiler. Fakat hain ve mavi değil, yumuşacık ve yeşil. Ve sürmeleri içinden Rahmi'yi süzmüyorlardı. Ve belki bundan dolayı Rahmi'nin yüreğinde hafif bir diş ağrısı gibi bir sızı vardı. Ve bir lokma keder. Kadının gözleri baygın bakıyordu pilot Yusuf'a. Küstah, tırtnaz ve sarışındı pilot Yusuf. Ve sol kaşının üstündeki yara yeri şımarık ve dargın bir çocuk edası veriyordu pembe beyaz yüzüne. Nar çiçeğine benzeyen kadın 30'luk 35'lik ve onun nar çiçeğine benzeyişi dudak boyasının ve ipekli empremesinin işi zaten. Dokundu tombul parmağıyla Yusuf'un yara yerine ve gözleri edepsizliklerini kaybetmeden tuhaf bir ıstırapla bir abla hatta bir anne sesiyle sordu. Bu neden oldu böyle? Bu mu? Bu hiç yara yeri. Çocukken daldan mı düştün? Güldü istifafla pilot Yusuf. Kahverengi meşin bir ceket giymişti üniformasının üstüne. Bilhassa en kalını ve en kabasından seçilmişti boyun atkısı. Daldan değil, 2000 metreden. 2000 metreden mi? Minareden ne kadar yüksek? Vah gülüm, tayyareden, şey uçaktan düştün demek. Pek de düştük sayılmaz. Kendimiz atladık. Ve pilot Yusuf kadına merhametle gülümseyerek anlatıyordu artık. Tecrübe uçuşundaydım Eskişehir üzerinde. Yüzbaşı Rıfat'la beraberiz. Boyuna kumanda veriyor bana. Halbuki işten anlamaz. Bir aldırmadım, iki aldırmadım. Nihayet kızdı kafam. Kaldırıp attım kendimi. Paraşüt geç açıldı biraz. Kaşımızdan yaralandık. Sustu ve çocuk dudaklarının ucuyla ilave etti hemen. Bunlar ufak iş. Konuştu küsmüş gibi kadın. Niye bu mesleğe girdin? Ben seni bırakmazdım eğer annen olsaydım diyecekti az daha. Nişanlın olsaydım. Babasının vapur kaptanıydı. Sesiyle cevap verdi Yusuf. Kadınlar karışmaz böyle işlere. Hem bizim meslekten üstünü var mı? Üstünü, şereflisi. Şimdi kendinin de sesi. Harbe girelim de bir, o zaman anlarsın benim ne adam olduğumu. Sonra evet, havalarının istiklalini kaybeden millet, şimdi bir radyo hatibinin sesiyle konuşuyordu. Yok olmaya mahkumdur. Kadın batırdı ateş kırmızı sivri tırnaklarını Yusuf'un dizine. Gülüm dedi, gülüm. Anlıyorum senin ne adam olduğunu. Ben şimdi de anlıyorum ama kuzum, gülüm, muharebe olmasın. Telsizci Vedat Çavuş da 19 yaşında buğday benizli ince uzun aynı fikirdeydi. Korktuğundan değil, belki korkardı hala karanlıkta tek başına yatmaktan ve hala babasından korktuğu muhakkaktı. Harp etmekten korkmayı aklına bile getirmemişti fakat. Aynı fikirdeydi Vedat. Açılması gecikir diye elektrikçi dükkanının. Çünkü harp biter bitmez askerlikten çıkıp açacaktı dükkanını İzmir'de.
Babası memurdu Vedat Çavuş'un. Ticaret yapmış. Bağları da var. Vedat'ı sırf haylazlığı yüzünden terbiye olması için Gedikli Okulu'na attılar. Doğru, bir harbe girmeyelim dedi. Öyle ya diye dargın konuştu pilot Yusuf. Babasının küflü altını çok. Dükkan işi malum. Ama harbe girilmezse biz pilotlar ne halt edelim oğlum? Biz nasıl gösterelim kendimizi? Kaptı kaçtı şoförü gibi yolcu mu taşıyacağız? Uzun etme. Parası bol sivil pilotluğun. Orası öyle ama yalnız para yeter mi be adama? Sivilliğe boş ver. Üniforma oğlum, üniforma. Yusuf gülüm. Ya bu genç yaşında ölürsün? Çavuşların üçü de hayretle baktılar yüzüne kadının. Makinist Rahmi omuz silkti. Güldü telsizci Vedat. Cevap verdi pilot Yusuf. Ne olacak? Üçünün adına da konuşuyordu. Hem yalnız harpte mi ölünür? Daha bir hafta önce Teğmen Ali ile başçavuş Hasan 20 metreden meydana saplanıp kömür oldular. Sonra bir ay önce Sis'te dağa çarpıp parçalandı Şahap'la Selim. Sonra saymakla tükenir mi? Hem ölümse ölüm. Zaten ölümü göze almadan bu halt denir mi? Bunu sırf böyle övünülür diye söylüyordu. Yoksa farkında değil de neyin göze alındığını. 20 yaşındaydı o. Ölüm öyle manasız bir şeydi onun için. Makinist Rahmi karıştı söze. Anlatacağı şeyden kibirli ve bahtiyardı. Ve bilhassa bahtiyardı söze karıştığından. Bizim Raşit Çavuş makinist benim gibi. Ben yaşta, belki bir yaş büyük. Gelibolu'da bir kız seviyordu. Kızı başkasına verdiler. Raşit arlandı bundan. Talim uçağına atladığı gibi sözde yasak makinistler uçamazlar. Gerdek sabaha çarptı kendini kanat motor damadın damına. Ev mev, kız mız, Raşit falan cayır cayır yandılar hep beraber. Pilot Yusuf yandan memesini sıktı kadının. Ve mırıldandı bir şarkının ilk sözlerini. Delisin deli gönlüm. Sonra bağırdı sarhoş olmuş gibi birdenbire. Ölümse ölüm. Çiftlik kümeslerini geçmişti taksileri çoktan. Etlik bağları gözüküyordu karşıda solda. Dipte ileride Ankara Kalesi. Bu bahar sabahında asfalt yolda serin bir su fısıltısı gibiydi lastiklerin sesi. Yumuşak bir şarkı mırıldanıyordu motor. Şoförün emrinde makine. İnsanın emrinde hiçbir hayvanın olmadığı kadar. Makine bir cep saati rahatlığıyla işliyor. Üzerlerine doğru gelip tekerleklerin altından kaçan asfalta bakıyor şoför. Yürekte ışıklı halkalar genişliyor, genişliyor. İpodroma yaklaştılar. Şoför bir bahçe iskemlesinde oturur gibi oturmuştu. 40 yaşlarında vardı, matruştu. Yakın arkadaşlarından da hapisteki şairin, kim bilir Şoför Ahmet'in destandaki macerasını belki de ondan almıştı şair. Merakla dinliyordu Gediklileri. Eski ordularda süvariler diye düşünüyor şimdiki tayyareciler. Onların da en süslüydü üniformaları bunların da. Onlar da en delilerle en gençlerden seçilirdi. Bunlar da öyle. Ölüme en yakın onlar da o zaman. Şimdi bunlar. Ve baktı dikiz aynasından Yusuf'un yüzüne. Sarışın ve küstah olan ve çizgilerine hayat bütün haşmetiyle henüz dolan baktı Yusuf'un yüzüne. Telsizci Vedat'a baktı. Baktı yanında oturan makinist Rahmi'ye. Hepsinde kırışıksız, alınlar ipekli kağıt gibi dümdüz. Hepsinde açlığını bile bilmeyen aç bir yüz. Yaşamışlar bir lokmacık henüz. Henüz bir lokmacık hatıraları var. Yükleri böyle hafif, ölüme böyle kolay gidiyorlar. İpodromun yanından geçiliyor. Ve yepyeni bir şehir karşıdadır. Kibirli ve muzaffer. İnkar ederek varoşlarını Oscar'ın ortasında başıboş bir israfla peyda oluveren. Geçiliyor stadyumun yanından. Burası hazır elbise gibi bir tuhaf yeni, bir tuhaf ütülü. Ve şehre değil de
Camekanda bir mankene giydirilmiş gibi duruyor. Şoföre seslendi kadın. Dur, beni burada bırak, dedi. Subaylar bile yaka silkiyor merkez komutanı Demir Ali'den. 8. Haydarpaşa'dan 15.45'le kalkan Katar girdi sessizce Ankara garına. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. 5 dakika röter. Ankara garına bahar, istasyon polisinde artan gizli bir telaşla 3. mevki bekleme salonunda köylü yapı işçileriyle ve büfesinde göbekli bir marula benzeyen İstanbul hasretiyle gelir. Ankara garı temizdir, rahattır ve bilhassa yenidir. Fakat mermerlerinin aydınlığına rağmen anlatılması öyle zor yahut öyle kolay bir şey vardır ki rüzgarında bağırışılmaz, koşuşulmaz, yüksek sesle gülüşülmez Ankara garında. O kadar ki kalkacak trenlerini ses büyütenlerle haykırdığı zaman boş bulunursa insan şaşırır, başka bir dünyadan sesleniyorlarmış gibi. Mahkumlar indi trenden bavulları ve jandarmalarıyla. Kelepçeleri vurulmuştu yine. Yürüdüler ilgi uyandırmadan yahut uyanan ilgiler belirtilmedi. Yalnız bir kadın bir kadına bunlar Alaman casusu dedi. Sarışındı Süleyman. Mahkumlar yola koyuldular jandarma merkezine doğru. Aktarma trenlerini orada bekleyecekler. Bir köylü hamal taşıyordu bavullarını. Issızdı caddeler. Belki erken, belki geç, belki ölü bir saat, belki duvarların arkasına çekilmiş hayat. Yığın yığın, kat kat, mermer, beton ve asfalt ve heykel ve heykel ve heykel. İnsan yok fakat ve sonra bozkır. En beklenilmedik yerde ve her şeye rağmen şehrin içine kadar giren ve sonra derhal toprağın sonsuzluğu. Süleyman, dedi mahkum Halil, şehirle bozkırın kavgasına bak. Görüyorum, henüz ayakta olsa da bozkır yeniliyor. Durdu tesliyeci mahkum Fuat, okşadı ince bıyıklarını kelepçenin demiriyle. Bir tezgaha bakar gibi şehre baktı. Ben beğendim Ankara şehrini kardeşler, dedi. Aklım ermez ama yapı işine. Belli ki ter dökmüş bizim işçi milleti. Temiz iş çıkarmışlar. Bakıyordu gökyüzüne mahkum Melahat. Gökyüzü masmavi, geniş, rahat. Hop, lastik top. Çocukluğu geldi, kızı geldi aklına. Topunu havaya fırlat kızım, havaya fırlat. Topu yok kızımın. İstanbul'a mektup. Anne, lastik bir top al benim kıza. Koskocaman, kıpkırmızı olsun. Benim gümüş küpeleri sat. Topunu havaya fırlat kızım, havaya fırlat. Nerede top oynayacak? Gökyüzü gözükmez bizim sokakta. Havada bulut, sen bunu unut. Havada yüzen tek bulutu gördü Melahat. Bir çocuk gömleği gibi küçük, şirin ve beyazdı. Ve uçsuz bucaksız mavilikte gidiyordu gülümseyerek. Karşı kaldırımdaydı üniversiteli. Bırakmamıştı peşini mahkumların. Baktı Melahat'in baktığı yere. Bulutu ve gökyüzünü gördü. Hatırladı Tolstoy'un harp ve sulhünü. Toprağın kavgasını yüreğinden at. Bul ki gökyüzünü, oradadır bahtiyarlık. Kuşkusuz, sefaletsiz, geniş, yüksek, rahat. Büyük sırrını orada çözer hayat. Güldü ve kaybetmeden muazzam ihtiyara saygısını, toprakta yenilmek, insanlardan kesmek ümidi diye düşündü. Hazım zamanlarının felsefesi yahut. Ve o bunları düşünürken yukarıda sonsuz mavilikte bir çocuk gömleğine benzeyen bulut yarılır gibi bıçakla yırtıldı ortasından 3 motorlu bir uçakla. Baktı uçağa üniversiteli ve düşünceler kafasında atladı birbirinden. Teknik,
ter ve kan içinde kurtuluşu getiren teknik. Elektrik, motor, mazot, pike yapıyor pilot. Kolan vururken emirgen korusunda ben, çınar asma salıncak. Yar gelip yar gidip sallanacak. Pilot aklını oynatsa, bir bomba atsa, mitralyöz ateşine tutsa yahut Londra, Belgrad, Rotterdam. Dostoy büyük adam, her şeye rağmen büyük. Düşman askerleri ne güzel konuşturur Sivastopol Harbi'ndeki hatıralarından almış bunu. Sivastopol önünde yatan gemiler, Harp ve Sulh'ın Fransızca tercümesindeki not. Ateşkes zamanlarında düşman ordularının askerleri toplanırlardı bir araya ve anlamadıkları halde birbirlerinin dilini kardeşçe gülüşürler, vururlardı omuzlarına birbirlerinin. Harbi hazırlayanların ruhu yanında olmak onlarınki ne kadar yüksek. Onlara ayrı milletlerden gelmişler diye, onlara insan ve kardeş değilsiniz, düşmansınız diyenler, ben Tolstoy kadar büyük bir yazıcı olabilirsem eğer, sevgilim elini ver. Öpecek değilim, götüreceğim onu. Yeni bir dünyayı işleyen ellerim arasına. Bu şiiri bitirip bir yerde bastırabilsem Selma dehşetli sevinecek. Bir köşeyi dönünce göründü vilayet jandarma merkezi. İki katlı beton bir yapıydı bu. Muzaffer olmuştu yine tahta evlerin ortasında. İkinci elden Ankaralı müteahhitle. Macar kalfaların kübik üslubu. Mahkumlarla jandarmalar girdiler. Melahat erler koğuşunun önünde sofada kaldı. Kelepçeler söküldü. Nezarete kapatıldı ötekiler. Bodruma bavullarıyla beraber. Çimento çıplak ve aydınlık. Bavulların üstüne oturdular. Süleyman, yorulmuşum be dedi. Dayadı başını duvara ve kalın sesinde bir parça alay ve bir hayli hasret. Başladı sevgili şarkısını mırıldanmaya. Hayatı gel içelim, gel içelim Buse'den kadehlerle. Büyük bir ciddiyetle gazete okuyor Fuat. Ve Halil hatırladığını fark etmeden hatırlamaktadır. Polis müdürlüklerinde odalar, jandarma nezaretleri, hapishaneler. Her biri kopmuş bir yürek gibi vurup akıllı kederinde geçiyorlar kilometre taşları gibi durup yolunun kenarından. Hudut boyundaydı ilki jandarma nezaretinin. Bir asi denize ve mısır tarlalarına yakın. Bodrumundaydı hükümet konağının ıslak gemi enkazıyla dolu penceresiz simsiyah derinde. Ne kadar güçlükle Halil ceplerine bakabildiydi. Nasıl uzun tereddütlerle tutuştuydu alev, bir kibrit yakabildiydi. Hava bir öldürülmüşün cesedi gibi çıplak ve alildi. Duruyordu aydınlanmadan yerli yerinde. Bağırdı, tekmeledi kapıyı Halil ve çavuş bir mum getirip koyduydu. Dışarıda güneşin altında saat sabahın 9'uydu. Halil bir insan kokusu duyduydu da yürüdüydü insana doğru mumu elinde. İnsan gözlerinin arkasında kapanık. İnsan siyah uzak bir bıyık. Bir unutulmuş evde bir pencere gibi camsız karanlık. Ve ayaktaydı parçalanmış bir omurganın üzerinde. Korkuluyormuş gibi akıntıya kapılacağından İnsanı bir çıpaya zincirlemişlerdi bacağından. Halil'in selamını almadı insan. Kaldı yine öyle hep bir başına kendi gözlerinde. Deli, kara sevda, melankoli. 3 gün 3 gece deliyle baş başa bıraktılar Halil'i. Deli zincire bağlı. Halil birbiri peşinden yaktığı mumlarla. Sonra çıkarıldılar, atıldılar bir gemide ambara. 7 gün 7 gece yolculuk ve İstanbul'da geçerlerken köprüden Halil deliyle aynı zincire bağlı ve süngüler iki yanda
peşlerine takıldı çoluk çocuk. İlk önce tuhaf bir utanma duydu Halil. Sonra büyük bir rahatlık. Ve bu rahatlığı bir daha kaybetmedi artık. Evinin her basılışında aynı rahatlıkla açtı kapıyı. Ve müdüriyette her kalkışında sopanın altından yanaklarında parçalanmış gözlüğü ve tabanlarında ayıpladığı bir sızı, yüreğinde fakat hiçbir şey söylememiş, hiç kimseyi ele vermemiş olmanın rahatlığı. Aynı rahatlık ve galiba üçüncü girişinde İstanbul cezaevine. Aynı rahatlıkla yattı açlık grevine arkadaşlarla beraber. Ve tayınları yastık yaptılar. Ayaklarında pranga ve ıslak çimentoya uzandılar yarı çıplak. Ve şarkta akrepleri, toprak koğuşları, karpuzlarıyla ünlü hapishanede Halil'in üstüne uşaklarını saldırdı Kürt beyleri. Ve beline inen odunla devrilmeden önce Halil aynı rahatlıkla yardı üçünün kafasını. Ve Ankara'da münferit de, kitapsız, kalemsiz ve insansız, gündüzleri bir avuç leblebiyi yere atıp sayarak ve geceleri sayarak pencereden şehrin ışıklarını aynı rahatlıkla tek mi çift mi oynadı kendi kendine? Anlamak en büyük rahatlık. Karşı konulmaz zoru sosyal zaruretlerin ve kavga, akıl, yürek, yumruk, alabildiğine nefret, kim, alabildiğine merhamet, sevgi, insan insanı sömürmesin diye ve daha adil bir dünya, daha güzel bir memleket için. Fuat kapattı gazeteyi hışımla. Vatan sevgisinden bahsediyor Nuri Cemil, dedi. Sıkılıp utanmadan vatan sevgisinden bahsediyor. Keyifle konuştu Süleyman. Hele şükür, senin de kızdığını gördüm ben. Ne sandın diye bahseder. Bir yandan vatanı satıp bir yandan böyle bahsettiler. Vatan sevgisi mi bu hergelelerde? Hangi vatan sevgisi? Sandalye, depo, fabrika, çiftlik, apartman sevgisi. Mülkünü, sermayesini al, sandalyesini çek altından, heriflere düşman toprağı olur vatan. Bütün tarih boyunca bu böyle. Fransız inkılabında düşman ordulara rehber oldu asılzadeleri. Fransa'yı ezmek, krallığı kurtarmak için. Ve beyaz Rus ordularının iplerini çeken Wrangel'in, Kolçak'ın, Deniki'nin Alman, İngiliz, Japon kapitalistleriydi. Ve bizde hanedan-ı Ali Osman ve etrafındakiler Londra bankaları ve Venizelos'la beraber yürüdüler fethetmeye Türk milletinden Anadolu'yu. Ve hatta laf aramızda milli Çin lideri Chiang Kai-shek Amerikan parası ve Japon silahlarıyla Süleyman'ın sözünü kesti Fuat. İnsanlığın hali romanında Malraux'un lokomotif ocaklarında bir yakılışı vardır işçi Çinlilerin. Devam etti Süleyman. İberik Yarımadası'nın en büyük vatanseveri Franco. Saldırdı Faslı Arapları ve Alman uçaklarını halkçı İspanyol vatanının üzerine. Ve işte Verdun kahramanı Maréchal Pétain, Fransız kasketlerinden ürkerek Fransa'yı düşmana teslim eden. Vatan sevgisi mi bu hergelelerde? Hangi vatan sevgisi? Halil güldü. Yine coştun Süleyman. Coştum ya, elbet coşerim. Fuat takıldı. Şimdi bu coşkunlukla bir satranç partisine var mısın? Ona da varım. Ama siz Halil'le oynayın önce, yeneni ben yeneyim. Halil çıkardı bavuldan satranç takımını. Tahtasını kendileri boyamışlar, taşlarını kendileri oymuştular. Oyun ilk önce sükunetle başladı. Şart koşmuştu Halil. Sürülen taş geri alınmayacak. Altıncı hamlede Fuat bu şartı bozdu. Halil kızdı. Devam etti oyun. Süleyman birlik oldu Fuat'la. Halil'i kızdırdı büsbütün. Devam etti oyun. İkide bir Fuat'a akıl öğretiyordu Süleyman. Fuat kızdı bu sefer. Sen karışma, şaşırıyorum. Devam etti oyun. Fuat'ın şahı bir başına kaldı tahtada. Şimdi beni 10 hamlede mat edersen edersin Halil.
Edemedin mi pata. 10 hamlede değil, 15. Süleyman atıldı, hayır 12. Üçü de bilmiyordu kaç hamlenin gerektiğini. Bağırıp çağırıyorlar. Kibirli bir inatla gürültü ediyorlardı. Dışarıdan kapıya vuruldu. Ne oluyor be? Dövüşüyorsunuz mu? Sustular. Gülerek baktılar birbirlerinin yüzüne. Süleyman cevap verdi. Dövüşmüyoruz. Meraklanma onbaşım. Konuşuyoruz. Dövüşmeyin, dövüşmeyin. Adam gibi konuşsanıza. Kapıdaki gitti. Ve oyun patayla bitti. Çıkardı gözlüklerini Halil. Çıplak iki çocuk gibi kaldı gözleri. Tertemizdiler. Bir parça kederle gülümsüyor ve üşüyordular. Yumdu gözlerini Halil. Kırmızı yeşil halkalar döndü kapakların karanlığında. Ve sonra durgunluk simsiyah geldi. Açtı derhal gözlerini Halil. Gözlüklerini telaşla taktı. Gözleri kavanozda iki balık gibi ürkmüştü. Baktı. Gitgide daha sıcak, gitgide daha net. Tekrar ışıkla ve renkle geldi eşyada ve insanlarda hareket. Sordu Süleyman. Nen var Halil? Bir şeyim yok. Karanlık meselesi. Anlamadım. Karanlık kötü şey Süleyman. Yalnız karanlığı görmek, karanlıktan başka bir şey görememek kötü. Süleyman güldü. Kör olmak desene şuna. Bence de sakatlığın en müthişi bu. Fuat karıştı söze. Kolsuz ayaksız kalmak kör olmaktan iyidir. Halil birdenbire bir şey hatırlamış gibi Fuat'a sordu. Kavgan gözlerini istese vermez misin? Hiç düşünmemiştim. Mutlak icap ederse ama onu da veririz. Bunu şimdi niye sordun? Süleyman kuşkuyla baktı Halil'e. Yine gözlerin mi yoruldu? Hayır. Fuat'a döndü Halil. Senden 2 yaş gençtim Fuat bu işe girdiğim zaman. En olmaz şeyi düşünen, en ağır fedakarlığa hazır, dehşetli merhametli, müthiş merhametsiz ve lirizme düşman ve bir hayli romantik, kusurları ve meziyetleriyle velhasıl delikanlı bir münevverdik. Sen anlamazsın. Şükür ki amedesin. Süleyman anlar. Halkın kokusunu ilk aldığı, kitleye ilk geldiği zaman bir tuhaf tezattadır münevver delikanlılar. Bir yandan topyekün inkar eder fert olarak kendini, yine de kendi kendiyle uğraşır öbür yandan. Ben de kendi kendime sorardım. Her şeyini vermeye hazır mısın Halil? Evet. Gözlerini? Evet. Kör olduktan sonra da söylerim yazarlar. Kör olduktan sonra da dövüşmek kabil. Fuat girdi. Doğru düşündürmüşsün dedi. Ama bu durup dururken şeytanın bile gelmez aklına. Münevverin aklına gelir. Fuat sordu. O zaman da gözlüklü müydün? Halil düşündü. Yani yine gözlerin hasta mıydı diyeceksin. Gözlüklü değildim. Fakat belki hastalık başlamıştı. Bilmiyorum Fuat. Hala bilmiyorum ya hastalığın adını. Hala teşhis koyamadılar. Fakat mesele bunda değil. Kapının demiri çekildi dışarıdan. Hep o yana baktılar. İki jandarma ile Melahat açılan kapıda göründü. Çocuklar biz gidiyoruz. Ankara hapishanesinde kalacaktı Melahat. Zaten ötekiler de ayrılacaklardı birazdan. Süleyman doğuya, Fuat kuzey taraflarına, Halil bir bozkır hapishanesine gidecekti. Biraz dur abla. İpekli kırmızı bir mendil verdi Fuat. Gözünün yaşını silersin aklına geldikçe kocan. Zaten bu onun yadigarıdır. Sen sakla daha iyi. Halil sordu. 15 liram var değil mi? Şu 5'i de al 20 olsun. Her hafta mektup yaz kuzum. Oldukça rahattır Ankara hapishanesi. Yerleş, kızını da getirirsin yanına. El sıkıştılar. Melahat'ın gözleri yaşardı biraz. Melahat güldü. Melahat kayboldu. Kapandı kapı. Ve dışarıdan demiri tekrar sürüldü. İkinci kitabın sonu.